LGS Türkçe detaylı son tekrarımıza geldik. Herkes şu anda artık Türkçe'de full yapmak istediğini biliyoruz. Ve hepsini doğru yapmak istediğini bildiğimiz için bugün sizlerle birlikte detaylı son tekrarımızı yapacağız. 12 Mayıs çarşambadayız. Herkes sınıfları, masaları, sıraları tıklım tıklım doldurdu. Türkçe'de tüm soruları doğru yapmak için detaylı son tekrarı bekliyor. Hazır mısın Tonguç? Hayır hocam, hazır olsayım niye burada olayım? Harikasın, hazır olmaman da güzel bir şey. Bunu bilmen de güzel bir şey. Cehaletini, eksikliğini bilmen de bir erdem. Tebrik ediyorum seni. Bugün seninle birlikte Türkçe'yi detaylı bir şekilde bitireceğiz. Ve ardından da mükemmel bir şekilde buradan bu soru gelir, buradan bu soru gelir diyeceğiz. Sen de zaten sınava girdiğinde ne yapacaksın? Mükemmel bir şekilde pıt 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 hepsini yapacaksın. Sınavda coşkunu kaybetmeyeceksin. Böyle resmen yolunu açıp ilerleyeceksin. Hocam bütün son tekrarı yapacak mıyız? Evet Tonguç'um, bütün son tekrarı yapacağız. Bugün bütün konuları tekrar edeceğiz. Zaten sen şu anda geri sayım denemelerinden, işte hedefim derece denemelerinden, doz denemelerinden, dörtlü LGS motivasyon denemesinden sorular çözerek hatalar yapıyorsun. Bu hatalar bizim için iyi mi Tonguç'um? Hayır hocam. Hayır, hayır değil. Evet iyi. Niye? Çünkü bu hataları gerçek sınavda yapmayacağız. Biz şu anda LGS kitaplarımızda, işte soru bankalarında, Milli Eğitim Bakanlığı kazanım testlerinde çıkmış sorularda hatalar yapıyoruz. Ama gerçek sınava girdiğimizde, önümüze bunlar geldiğinde hata yapmayacağız. Diyeceğiz ki kardeşim ben burada çözerken hata yapmış olabilirim, burada hata yapmış olabilirim ama burada hata yapmayacağım. Benim için buradaki hata önemli diyeceğiz. Dolayısıyla şu anda bol bol soru çözmeye devam edeceğiz Tonguç evladım benim. Peki bugün ne yapacağız, hemen gösterelim. Nasıl bir video olacak, ne yapacaksınız? Evet ben de zaten onu söylüyorum Tonguç'um, nasıl bir video olacak, ne yapacağız hemen onu söyleyelim. Bugün anlam bilgisi ağırlıklı gideceğiz. Niye? Çünkü Milli Eğitim Bakanı dedi ki dil bilgisi sınavda sorulmayacak dedi. Anlam bilgisi gideceğiz ama yazım kuralları, noktalama işaretleri yine var. Ve aynı zamanda sözcük anlamı, cümle anlamı, parçalı anlam, metin türleri, söz sanatlarını da işleyeceğiz. Bunlar zaten lokum gibi konular. Adeta çifte kavrulmuş lokum. Bunları güzel bir şekilde yiyeceğiz değil mi Tonguç'um? Bilemedim hocam. Bilemedim demene gerek yok. Tabii ki yiyeceğiz evladım. Hepsini yiyeceğiz. Zaten artık bizim için burada önemli olan şey ne? Bizim soruları bol bol çözerek kondisyon sahibi olmamız, yani tekrarlar yapmamız önemli. Şimdi sınavda çıkmış sorulara baktığımız, yani 2020'yi, 2019'u, 2018'i inceledik. Bu tabi sayısal bölüm incelemesi. Sayısal bölüm matematik falan alalım, şöyle koyalım. Burada sözel bölüme baktığımızda, sorulara baktığımızda sözel mantıktan gördüğün gibi son yıllarda çok soru geliyor. Yazım kurallarından her zaman bir soru, noktalama işaretlerinden bir soru geliyor. Sözcükte anlamdan geçen sene biraz azaldı çünkü onu biraz daha böyle anlama dayalı yaptılar. Cümlede anlam yine aynı şekilde. Parça anlamın sayısını artırmışlar gördüğün gibi. Metin türlerinin sayısını artırdılar. Söz sanatlarına bir soru çıktı. Fiilimsi, cümlenin ögeleri, cümle türleri, anlatım bozukluğu veyahut da işte fiil çatısı gibi konular olmadığı için biz yine bu senede anlam bilgisi paragrafların çok fazla geleceğini düşünüyoruz. Hemen bir analiz yapacak olursak Tonguç evladım benim. Sözel mantık, görsel okumadan normalde bir konudan 1-2-3-4 tane gelirken biz bu sene en az ama en az 7 soru bekliyoruz Tonguç evladım benim. 7 soru gelecek. Niye? Neye bakarak öyle düşünüyorsunuz hocam? Bak 2019 7, 2027 bu senede en az 7 soru gelecekler. Ve ben 8 soru geleceğini de düşünüyorum. Niye? Çünkü dil bilgisi gelmeyeceği için. Yazım kurallarından yine bir soru bekliyoruz arkadaşlar. Tonguç evladım benim. Noktalama işaretlerinden bir soru bekliyoruz. Sözcükte anlamdan her sene bir soru geliyordu. Bu sene iki soru gelme ihtimali daha yüksek. Çünkü anlam bilgisi ağırlıklı sormaları lazım. Dil bilgisini artırmaları lazım. Cümlede anlamdan her sene iki soru geliyor. Yine bu sene de iki soru gelecektir. Parça anlamdan yine parça anlam dediğimiz hani sözel mantığın harici de parça anlam soruları var ya Tonguç'um. Onlardan gelebilir. Şimdi burada ne demiştik? 8'lik. 8 2 daha 10 eder. 12, 14. 14, 4 de buradan gelse 18. Birer soruda bunlardan geldiği zaman metin türleri son sanatlarından 20 soruluk Türkçe kısmımız tamamlanmış olacak. Bizim için en önemli olan kısım şu Tonguç'um. Bizler sınava girdiğimizde zaten Türkçeden başlayacağız. Sözel oturumla başlayacağız. Türkçede önce lokum bir soru bulacağız. Yani böyle güzel bir soru bulacağız. Ardından tıkır 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 ilerleyeceğiz. Bunu unutmamamız gerekiyor. Peki bunları yaparken ödevlerimiz de önemli. Ödevsiz bir öğrenci olamaz. Olabilir mi Tonguç'um? Hayır hocam. Harikasın, olamaz. Ben de seninle aynı görüşteyim. Burada Tonguç evladım benim. Zoru Bankası Türkçeden ve zoru Türkçe'yi bitirmemiz gerekiyor. Ve altı adımda hızlı tekrarda ikinci adımı bitirmemiz gerekiyor. İkinci adım Türkçe kısmını güzel bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu kitaplarda bizim bu son tekrardaki en önemli yardımcılarımız olacak Tonguç evladım benim. Şimdi o zaman arkana yaslan, emniyet kemerlerini bağla, koltuklarını dik konuma getir. Hadi bakalım güzel bir şekilde bu LGS detaylı Türkçe son tekrarımızı yapalım. Zaten sonrası biliyorsun ardından neler gelecek? Hızlı son tekrarımız gelecek. Türkçe hızlı son tekrar gelecek. Sonrasında sözelde soru tahminleri gelecek. Sonrasında dünyanın en uzun sözel canlı yayını olacak. LGS'den bir gün önce o gün her şeyi tekrar teker bir kez daha üzerinden geçeceğiz. Ama o zamana kadar sen de bu detaylı yayını izlemelisin Tonguç herhalde benim. Hadi bakalım şimdi o zaman
Detaylı son tekrarımız başlasın Tonguç'um. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Şimdi sözel mantıkta birincisi verileri mutlaka kodluyoruz arkadaşlar. Okçuluk diyorsa O yazıyoruz. Satranç diyorsa S yazıyoruz. Ama seramik boyama da var. O zaman bunu ST yapmanız lazım. Çünkü iki tane S olmaması için. Meyveleri vermiş veya sebzeleri vermiş. Pırasa, havuç, kereviz, brokoli yazıyoruz. Ama burada bakın dikkat edin. K ile başlayan kereviz ve karabak iki tane olduğu için bunları KR ve KA yapıyoruz. Ne güzel sorular, şifreli. Bir kere bunları kodluyoruz, bu bir. Ardından da bloklar belirlemeniz gerekiyor. Mesela Merve Nihat aynı film ekmişse bunu ikisini aynı kutuya alıyorsun. Cengiz ile Berat aynı katta oturuyor diyorsa veya Zeynep ile aynı asansörden inmiş diyorsa bakın bunlar hep örnek sorulara bakılarak hazırlanmış anlatımlar. Dolayısıyla kodlama yöntemini iyi öğrenin arkadaşlar. Aynı zamanda Burak Ali'nin hemen sağındadır diyorsa B'yi A'nın sağına yazıyorsunuz. Metin Hakan ile yani peş peşe anlamıştır diyor. MH'yi ardı ardı yazıyorsunuz. Eray Fatih'in bir üst katta oturmakta diyorsa E'yi F'nin üstüne yazıyorsunuz. Nazlı ile şöyle yan yana oturuyor diyorsa NŞ'yi yan yana yazıyorsunuz. Hemen peş peşe yan yana bir üst bir alt gibi sınırlamalar yoksa önce sonra gibi ifadeler varsa aralara boşluk koyuyorsunuz. Mesela Ali yarışı Ömer'den önce bitirmiştir diyorsa A'nın yanına önün yanına hemen A koymuyorsunuz. Çünkü önce bitirmiş ama hemen önce bitirmemiş. Hemen önce deseydi araya boşluk koymazdık. A Ö yazardık. Ama bak hemen sağladığı için A B yazdık. Yan yana yazdık. Ama hemen demeyince araya boşluk bırakmanız sizin için önemli. Bir de farklı durumları belirlememiz gerekiyor. Leyla ile Osman'ın gittiği filmler farklıdır. L o farklıymış. Dram etkinliği binada bir gün aral yapılmaktır. D boşluk D. Sıralamada Akif Enes arasında iki kişi vardır. A E araya iki kişi koyuyorsun. Ardından da tabloları çiziyorsun. Burada şu da önemli. Akif, Burak, Cengiz, Doğukan, Enes bir koşu yarısı yapmıştır deyince bir kere beş kişi var. Beş kişilik bir kutular diziyorsun. Pırasa, havuç, kereviz, brokoli, kabak ve enginar kullanarak bir sebze çorbası yapılmıştır diyorsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane kutu yapıyorsun ve ardından ilerliyorsun. Şimdi bakın şimdi. Burada sebzeleri verdikten sonra kabaktan sonra bir sebze daha konmuştur diyor. Demek ki K'dan sonra bir boşluk koyacağız. Tencere ilk olarak enginar konmuştur diyor. E'yi en başa koyacağız. Bunlar kesin. Kesin olan şeyleri hemen yerleştiriyoruz. Bakın kesin bilgiler tabloya yazılıyor. Veyahut da Enes yarışmayı 5. sırada tanımlamıştır. Zaten 5 kişi vardı. E'yi sona yazıyoruz. Sıralamada Akif ve Enes arasında 2 kişi vardır. O zaman A ve E'nin arasına 2 kişi koyuyoruz. Ve genellikle de bu ilk cümleler, ilk açıklamalar bizim için hayat kurtarıcı oluyor. Şuraya bakalım. Dünyanın 4 büyük şehrinde faaliyete geçen metro hatları ile ilgili bazı bilgiler şunlardır. İstanbul Tünel Metrosu açıldığında sadece bir metro hattı faaliyette ediyor. O zaman İ'den önce bir tane boşluk bırakıyoruz. Niye? Çünkü İstanbul açıldığında sadece bir tanesi varmış. Daha sonrasında gelen bilgilere göre tamamlıyoruz. Şimdi mesela bir tane sorumuza bakalım. Demiş ki pırasa bıdı 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 anlatmış. Buna göre ne yapacağız diyor. Birincisi sebzeleri yazıyorsun. Pırasa P, havuç H, kereviz kere. Bakın şu soruyu şöyle göstereyim. Şöyle bir dursun. Şöyle kapatalım. Ardından da bu soruyu beraber yapacağız arkadaşlar. Sorumuz burada. Şimdi birincisi pırasanın P'sini yazdık. Havucun H'sini yazdık. Kerevizi kere yazdık. Niye? Çünkü kabağın da K ile başlıyor. Brokoli B yazdık. Enginar E yazdık. Sonra kaç tane sebze var? 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bu bilgilere göre sebzelerin tencere konma sırası ile ilgili hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Bakın şimdi. Ahşi mi olacağız ya? Ne biçim soru böyle? Tam bir dikkat sorusu, tam bir sözel mantık sorusu. Bu yöntemi uygularsanız rahatlıkla yapabilirsiniz. Blokları ve özel durumları belirle. Bakalım özel durumlara. Pırasa brokoliden hemen sonra konmuştur. BP yazıyoruz. Bak pırasayı B'den sonra koyduk. Peki bunu pat diye buraya koyabilir miyiz? Koyamayız. Çünkü 1-2 de olabilir, 2-3 de olabilir, 4-5 de olabilir, 5-6 de olabilir. Kabaktan sonra bir sebze daha konmuştur. Bilmiyoruz. Tencere ilk olarak enginar konmuştur. E'yi yazacağız birazdan. Havuç tencereye... Ha, kabaktan sonra bir sebze daha konmuştur dediği için K'yı buraya yazacağız birazdan. Havuç tencereye en son konmamıştır diyor. Dolayısıyla buraya kabaktan sonra zaten bir şey geldi. Şimdi havucun da buralardan bir yerde olduğunu bildik. Şimdi şurası çok önemli. Altıda da havuç yok. Bunu kesin biliyoruz. Niye? Havuç tencereye en son konmamıştır diyor. Kesin olan şey pırasa brokoliden sonra ve altıda da havuç yok. Şimdi bunu bilirdik. Enginar en başa koyduk. Kabağı da buraya koyduk. Şimdi artık diğerlerini yerleştireceğiz. Birincisi E'leri iki tane ihtimalimiz var. Enginarlar zaten her türlü başta. Kabaklar her türlü beşinci sırada. BP bunlar arda arda geleceği için yani brokoli ve pırasa arda arda geleceği için BP'yi ya şuraya koyabilirsin yani 2-3'e koyabilirsin ya da 3-4'e koyabilirsin. Ben de öyle yaptım zaten. Ya 2-3'e koydum ya 3-4'e koydum. Yani arda arda geleceği için buraya giremez. Şuraya giremez. Ya 2-3 olacak ya 3-4 olacak. 2-3 ve 3-4 yaptıktan sonra havuç da en sona konmadığına göre havuç ya burada olur ya burada olur diyorsun ve artık soruya hazırsın. Kabak pırasadan sonra konmuştur. Kabak pırasadan sonra konmuştur. Kabak pırasadan bu doğru. Havuç brokoliden önce konmuştur. Havuç brokoliden önce konmuştur.
Aa yanlış diyebilirsin. Ama yok bak burada olabiliyor. Gördünüz mü? BP'den dolayı burada olabiliyor. Bu işte çeldirici seçenek. En son kereviz konmuştur. Evet. Kerevizin başka konacak başka yeri yok. Çünkü havuç en sona konmamıştı. O yüzden buraya koyamadığımız için kereviz de en son oldu. Belliydi. Brokoli dördüncü sırada konmuştur. Brokoli bazen 2'de olabilir, bazen 3'de olabilir. Dolayısıyla bu yanlış olmuş oluyor. Kesinlikle yanlış olan deniz seçeneği. Niye? Brokoli yani BP kutusundan dolayı ya böyle yapacağız ya böyle yapacağız. Yani bizi kurtaran şey şu oldu. Pırasa brokoliden hemen sonra konmuştur oldu. Bu yöntemle soruları yapabilirsiniz. Tablo yorumlama sorularına gelince, Tonguç'a dönelim. Şimdi şurayı bir boşaltalım. Şunlar bana gerekiyor. Tablo yorumlama sorularına gelince, tablolar karşılaştırma yapmak için hazırlanıyor. En fazla, en az, eşit olan veriler belirlenmeli. Şimdi burada soru kalıpları nasıl oluyor? Birincisi onu söyleyelim Tonguç herhalde. Şimdi bu görseli en iyi yansıtan metin nedir diye biliyor. İşte herhangi biri değildir diyor görselle. Yargılardan hangine ulaşılabilir diyor. Herhangi biri değildir diyor. Buğday ihracatı diyor. Bu şekilde sorularda ne yapacağız? Yapacağınız şey şu. Benden ne istiyor? Bana ne vermiş? Bana ne vermiş? Yılları vermiş. Ticari araç satışlarını vermiş. Özel araç satışını vermiş. Mesela bu tablodan neler çıkarılabilir? Birincisi bu tablodan ticari araç satışının her yıl düştüğünü çıkarabiliriz. Özel araç satışının her yıl arttığını çıkarabiliriz. Bak buradan 110'dan 70'e doğru düşüyor her yıl. 105, 104, 100. Özel araç satışı her yıl artıyor. Bunu çıkarabiliriz. 2016 yılında özel araç ve ticari araç satışının aynı olduğunu çıkarabiliriz. Özel araç satışı ilk kez 2017 yılında ticari araç satışını geçtiğinde çıkarabiliriz. Bak 2017'de bu 90 oluyor, bu 105'e oluyor ve buradan sonra bu 85'e iniyor, bu onu geçmiş oluyor. Bak burada 100-100 eşitler, burada bu 90'a düştü, bu ise 100'den 105'e çıktı. Dolayısıyla 2017'de önemli. Buradan çıkarabileceğimiz şeyler bunlar. Peki bize hangisi çıkarılamayacak diye soracaktır. Çıkarılamayacak şeyleri söylüyorum. Birincisi ekonomideki düzelme özel araç satışlarına yansımıştır. Bunu çıkaramaz. Burada yazmıyor ki ekonomik düzelmeden. Bilemezsin yani. Ticari araç satışı her yıl düzenli olarak düşmüştür. Bakalım her yıl düzenli mi? 110. 110'dan 105'e düşüyor. 105'ten 100'e bak. 110'dan 105'e 5 tane düşüyor. 105'ten 104'e 1 tane düşüyor. Demek ki düzenli değil. Özel araç satışı her yıl düzenli olarak artmıştır. Özel araç satışı her yıl düzenli olarak artıyor mu? Artmış sanki. 85'e çıkıyor. Evet, 85'ten 90'a. 90'dan 100, 100'e. 105. Ama bak 5 arttı. 5 arttı. 5 arttı. 5 arttı. 10 arttı. Ondan bir daha 10 arttı. Demek ki düzenli değil. Artışlar bazen düzensiz. Burası önemli. Tüm yıllarda terbiyesiz. Aynen. Tüm yıllarda ticari araçların sayısı özel araçların sayısından düşüktür. Tüm yıllarda ticari araçların sayısı özel araç. Hayır, onu da bilemeyiz. Dolayısıyla biz bazı yıllar bu yüksek, bazı yıllar bu düşük. O yüzden biz bunlara dikkat edeceğiz. Burada size en çok ne yapacaklar biliyor musunuz? Sayılarla ulaşamayacağınız alakasız bir bilgi verecekler. Yani şöyle bir soru göstermek istiyorum mesela. Bir tane sözel mantık sorusundan göstereyim. Şöyle. Böyle bir şey verdi ya. Ya da böyle bir şey verdi ya. Burada olmayan bir ifade üzerinden size diyecekler ki işte buna göre gazeteleri en çok şunlar okumaktadır diyecek. Ya kardeşim onu yazmadın ki sen. Gazetenin sayısını yazdın diyeceksiniz. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla size ekonomideki düzelme diyorsun. Ya kardeşim neredeki ekonomi? Ben burada bunları göremiyorum demeniz gerekiyor. Şimdi bunları göstermiştik. Başka bir sütun grafiğine bakalım. Şimdi sütunun renklerine dikkat etmemiz gerekiyor. Grafiğin çevresinde verilen açıklamalara, sembollere ve tariflerine dikkat etmemiz gerekiyor. Burası önemli. Mesela şimdi burada bir tablo verdi. Çin'deki çayları gösteriyor. Çin'den çay içiyor musun Tonguç Erdem Bey? Çin'den artık içmiyoruz. Biz de çay içiyoruz. Aferin. Türkiye, Sri Lanka, Kenya, Endonezya, Hindistan. Bak görüyor musun? Türkiye'nin çayından çok daha fazla Çin'de ve Hindistan'da çay satıyormuş. Tamam. Şimdi burada ne yapabiliriz? Birincisi bunlar çaylık alan yani maviler çay yetiştirilebilen alanlarmış. Morlar ise çay üretimi. Bak Çin'de kocaman tarla var ama fazla çay üretememişler. Biz ise tarla az ama bayağı bir çay üretiyoruz. Demek ki bizde verim çok yüksek. Sri Lanka'da da öyle. Kenya'da da öyle. Endonezya'da öyle. Hindistan'da da bayağı öyle. Ama buradan Çin'deki çay veriminin düşük olduğunu görebiliyoruz. Ama bakalım şimdi. Çay üretimi çaylık alandan en düşük olan tek ülke Çin'dir. Hakikaten de adamların çaylık alanından daha az çay üretiyorlar. Halbuki diğer ülkeler çaylık alanlarından daha fazla çay üretiyorlar. O zaman bu bilgiye ulaşabiliyoruz. Kenya'nın çay üretimi Türkiye'den fazladır. Bakalım. Kenya'nın çay üretimi. Olur mu canım öyle şey? Ama evet öyle doğru. Biraz şöyle kalemle koyuyorum. Görüyor musun? Bak. Gerçekten daha fazla. Üstümüze geçti. Gerçekten Kenya daha fazla üretiyor. Hindistan çay üretiminde ikinci sırada. Buna ulaşabilir miyiz sence Tonguç'um? Ulaşabilir miyiz? Evet, evet ulaşabiliriz. Bak, Çin'den sonra ikinci sırada. Mor burada. Hemen ardından ikinci mor burada. Yani diğerleri zaten fındık gibi. Bunlar küçük. Bayılıyorum Hint çayına zaten. Bayılıyorum. Seviyorum. Tebrik ederim. Çıkarılamayacak yargılara bakalım. Çay Çin ekonomisi önemli bir yere sahiptir. Çay Çin için çok önemli. Evet çok önemli. Ama buradan çıkaramazsın. Burada çünkü Çin'in diğer ekonomilerini görmüyorsun. Acaba otomotiv nasıl? Acaba elektronik sanayi nasıl? Korona ekonomisi nasıl? Yani bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla buradan hemen bu çıkmaz. Hindistan'da çay çok söyleyemedim. Hocam Çince konuşmaya başladın. Hindistan'da çay
çok tüketilmektedir. Şimdi hocam bu... çok konuşursanız Çince konuşmaya başlayabilir misiniz? Aynen, Çan Çin Çong Çin demeye başladım ya. Hindistan'da çay çok tüketilmektedire de ulaşamayız. Ama hocam çay çok üretiliyor. Ya adam çay üretiyor. Çok... Adam çok üretiyordur ama kendisi tüketmiyordur. Başkasına gönderiyordur. Bunu bilemeyiz. Dolayısıyla buradaki bilgi de çıkmaz. Kenya'nın iklimi çay üretimine elverişlidir. Ne iklimi ya? Hani nerede yazıyor iklim? İklim yok. Dolayısıyla iklim olmadığı için burada olmayan bir şeyi eleyeceğiz. Yani taktik şu. Bizden ne isteniyor? Bize ne vermiş? Bize ne vermiş? Ülkeler vermiş. Üretim rakamları vermiş. Alan ve üretim miktarı vermiş. Başka da bir şey vermemiş. Gelelim çizgi grafik yorumlamaya. Çizgi grafiğinde de yine renklere dikkat etmemiz gerekiyor Tonguç Ali Adım'ın. Çünkü renkler bizim için ayrıcı olacak. Grafiğin çevresine verilen açıklamalara, sembollere, renk tarafilerine dikkat etmemiz gerekiyor. Ve asla ama asla özel yorumlar yapmamamız gerekiyor Tonguç Ali Adım'ın. Bu da aynı. Daire grafiği yorumlamaya baktığımızda ise burada da yüzdeliklere dikkat etmen lazım. Bak burada %40, %30, %5, %15, %10 diyor. Bunları toplam iki kere %100 etmesi lazım. 40, 30 daha 70. 75, 80, 90, 150. Oh tamam, burada bir sıkıntı yok. Öznel çıkarım asla yapma. Yani mesela işte diyelim ki ailenin oturduğu evin kirası yüksektir. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun var canım? Yani ev kirası %40'ını oluşturuyor diye bunu diyemezsin. Belki de aile 2000 lira geliri var. Onun da işte atıyorum 800 lirasını kiraya veriyor. Bunu bilemezsin. Yani dolayısıyla senin bilmen gereken şey şu. Aileyle alakalı öznel yargı yapmış. Seyahat etmeyi sevmeyen bir ailedir. Niye? Çünkü fazla ulaşım masrafı yapmamışlar. Bak %5. Nereden biliyorsun? Belki de aile trilyoner. Adamlar ulaşım masrafını normalde çok fazla ama buraları da fazla. Bir sürü aşçıları var. Yani bu özel yorumları yapamazsın. İşte aile alışverişinin çoğunu taksit yapmaktadır. Hani nerede taksit? Taksit burada. %15. Bilmiyorsun ki, belki de buradakiler de peşin alıyor kendisinde. Bunları bilemiyoruz yani. Özel yorum yapmıyoruz. Peki çıkarabilecek yargılara bakalım. Aile en fazla harcamayı ev kirası için yapmaktadır. Evet doğru, %40. Net. 40-30'lardan fazla. Aile en az harcamayı ulaşım için yapmaktır. Evet doğru, net. %5. Ulaşım masrafı %5. Aile faturalara taksitlerden daha az harcama yapmıştır. Faturalara nerede? Faturalar neydi? Faturalar yeşil. %10. Evet %10. Evet doğru, taksit. Bu da doğru. Bak faturalara taksitlerden daha az harcama, bu da doğru. Ama tekrar söylüyorum. Aile alışverişinin çoğunu taksit yapmaktır. Taksitler bu ama bir de peşin harcadıkları var. Bilmiyorsun, belki faturaları peşin ödüyor. İşte ne bileyim, kirasını peşin ödüyor. Aile Beşiktaş'ta yaşıyordur. Ya bunu nereden bileceksin? Atıyorsun yani. Görsel yorumlama sorularına baktığımızda ise burada da ayrıntılara dikkat edeceğiz. Ayrıntılar çok önemli. Ve en önemlisini söylüyorum bak. Burası dananın kuyruğunu koptuğu yer. Anlatım insan dışındaki, bunu örnek sorularda çok yaptılar. İnsan dışındaki bir varlığın ağzından da yapılabilir. Yani sen bu adamın konuşacağını zannedersin. Mesela der ki işte... Kediler etrafıma toplandı. Balık ağlarını ovuyorum. Hava çok güzel diye bir cümle olur. Sen bunu atlarsın ama oraya bir şey daha ekler. Der ki arabamı da yolun kenarına park ettim der. Burada araba falan yok ki. Sen sonuna kadar okuyacaksın. Ve kedinin ağzından da bir şey yapabilir. Mesela der ki şöyle göstereyim sana. Hatta şurada bir onu göstereyim şuradan sana. Sinsice yaklaştım. Bir balıkçı teknesi yanaştı kıyıya. Hepimiz üşüştük bakışlarına. Ne de çok balık yakalamışlar. Bereketli geçmiş günleri anlaşılan. Bize bereketli geçmiş günleri anlaşılan. Bizi de verirler mi acaba? Dört gezde bekliyoruz. Hatta balık kedi gibi. Kediye bak sen, filozof kedi. Balıklara miyav dibimiz düşüyor. Hepsi çok taze. Ama balıkçıları miyav orada oldu yok. Yani kedinin ağzından da anlatabilir. Yani senin dikkat edeceğin şey şu. Kardeşim ben illa bu adam konuşacak demeyebilirim. Hatta kayık bile konuşabilir. Kediler ve insanlar etrafıma toplanmıştı. Balıkçılar üzerimde duruyorlardı. Kediler ise yanımda duruyordu diye kayığı bile konuşturabilir. Buraya dikkat etmen gerekiyor. Artık yazım ve noktalama geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi yazım kuralları ve noktalama işaretlerini görüyoruz gerçekten. Lokum bir konu, bunu biliyoruz. Kesin %100 yazım kurallarından bir soru gelecek. Ve noktalama işaretlerinden bir soru gelecek. Ve zaten bilgiyi de size verecek. Şimdi büyük harflerin yazımına baktığımızda gün ve ay adları eğer tarihle beraber yazılıyorsa büyük yazılıyor. 15 Mayıs Cuma benim doğum günüm derken bakın buradaki C'yi büyük yazıyoruz. Mayıs'ın M'sini büyük yazıyoruz. 2005'in Mayıs ayında doğmuşum derken buradaki M'yi büyük yazıyoruz. Niye? Rakam var. 15 Mayıs 2005'te doğmuşum derken M'yi büyük yazıyoruz. 15 Mayıs'ta doğmuşum derken büyük yazıyoruz ama Mayıs ayında doğdum diye küçük yazıyoruz. Burası işte dananın kuyruğunu koptuğu yer bak. Rakam var büyük, rakam var büyük, rakam var büyük, rakam var büyük. Rakam yok, küçük. Önümüzdeki cuma benim doğum günüm. Cuma'nın C'sini yine küçük yazmış. Devam ediyoruz. Yunan'dan'a baktığımızda Batı Karadeniz derken B'yi büyük yazıyoruz. Ama Karadeniz'in batısı derken B'yi küçük yazıyoruz. Bu konuda Batı hep önce olmuş derken Batı'yı, Avrupa'yı kastederken yine B'yi büyük yazıyoruz. Güneş battan doğar derken bunu küçük yazıyoruz. Rüzgar kuzeybattan esecek derken bitişik ve küçük yazabiliyoruz. Yine unvanlar saygı sözlerine baktığımızda Doktor Erdem Bey dediğimizde doktorun D'sini ve Bey'in B'sini büyük yazıyoruz. Nihal Hanım Tahsin Efendi derken hanımın H'sini, efendinin E'sini büyük yazıyoruz. Deli olması,
olması ya da Osman'ın genç olması bir unvandır. Bunları da büyük yazıyoruz. Bakın unvan da böyle yazılıyor. Nene Hatun, Somuncu Baba bunlar da kalıplaştığı için büyük yazıyoruz. Gökhan dayım derken ya da Aysel teyzem derken bunlar zaten senin kendi öz dayın. Bu da senin zaten kendi teyzen, akraban. Bunlar unvan değil, bunları küçük yazıyoruz. Dünyanın uydusu aydır derken coğrafi terim olduğu için D'yi ve A'yı büyük yazıyoruz. Ama İşte evimiz güneş alıyor. E tamam bu küçük yani. Dünya güneşin etrafında. Bu büyük. Niye? Çünkü coğrafi terim. NASA Mars'tan yeni görüntüler yayınladı. Buradaki yine büyük. Ama işte işte ne bileyim mesela seni dünyalar kadar özledim. E o D küçük oluyor. Kutup yıldızı kuzey gösterir derken de kutup yıldızını büyük yazıyoruz. Bunların hepsi TDK'dan ve Milli Eğitim Bakanlığı TDK'daki örnekleri sorabiliyor. Dolayısıyla dikkatli dinleyin. Geldik başka bir şey. Büyük harflerin yazımıyla. Nil Sokak, Hürriyet Mahallesi, sokağın sesi, mahallenin M'si büyük yazılıyor. Türkiye, İstanbul, Beşiktaş bunlar zaten büyük yazılıyor. Taksim Meydanı büyük yazılıyor. Bu çıkmış sınavda. Karadeniz bölgesinin B'si, Ege bölgesinin B'si büyük yazılıyor. İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi ve Kuzey köyünün İ'leri, K'leri küçük yazılıyor. Özel isme dahil olmadığı için küçük yazılıyor. Özel isimler Orhan Pamuk, Yahya Kemal, Tonguç Tonguçoğlu hep büyük yazılıyor. Maviş, Boncuk, Karabaş, Fındık, Tosun bunların hepsi büyük yazılıyor. İngilizce, Türkçe dil isimleri büyük yazılıyor. Burada şuna dikkat edin. Türkçenin yazdınız ya bunu ayırmıyorsunuz. Böyle yazılıyor arkadaşlar. Çünkü yapım eki almış özel isme gelen çekim ekleri ayrılmıyor. Alman, Türk ayrılmıyor. Bakın buraya şöyle bir %100 ver çıkarı hemen koymak istiyorum. Bu zor bir soru olur. Çıkarsa sakın karıştırmayın. Bak buraya sakın sakın kesme işareti koymayın arkadaşlar. Alman, Türk büyük yazılıyor. Hristiyanlık, Müslümanlar, İngiliz anahtarı, Maraş dondurması bunlar hep büyük yazılıyor. Özel isme dahil olmadığı için Maraş'ın M'sini, İngiliz'in İ'sini büyük yazıyoruz ama anahtarın A'sı, dondurmanın D'si yine büyük yazılıyor. Yine Çankaya Köşkü, Mozart Köprüsü'ne baktığımızda yapı isimleri bak köşkün K'si, köprünün K'si büyük yazılıyor. Bilim Çocuk, Hürriyet, Resmi Gazete bunlar büyük yazılıyor ama Bilim Çocuk dergisi derken küçük yazıyoruz. Hürriyet gazetesi derken küçük yazıyoruz. Çünkü Bilim Çocuk dergisinin adı Bilim Çocuk. Hürriyet gazetesinin adı Hürriyet. Yani Hürriyet gazetesi değil Hürriyet gazetesinin adı. Adı Hürriyet. Dolayısıyla onun Hürriyet'ini büyük yazıyoruz ama G'sini küçük yazıyoruz. Çıkış, Vezne, Avrasya Tüneli gibi tabela ve levhalar büyük yazılıyor. Türk Dil Kurumu, Yeşilay Derneği gibi kurum kuruluş adları büyük yazılıyor. Nutuk, Safahat, Kendi Gök Kubbemiz gibi eserler, eser isimleri büyük yazılıyor. Aradaki bağlaçlar ise küçük yazıyoruz. Mavi ve siyah. Mi, ki ve deni yazımına baktığımızda zaten adeta bir lokum. Değil mi ki hocam yani? Değil mi ki yani? Şimdi mi daima ayrı yazılıyor. Uzun mu uzun diye pekiştirme yaptığımızda ya da ben mi geleyim diye soru sorduğumuzda. Kini yazımında ise bahçedekiler diyebiliyorsak bitik yazılıyor. Desemkiler diyemiyorsak ayrı yazılıyor. Mesela bahçedekiler diyebiliyorsun bitik yazılıyor. Bahçedeki çiçekler güzel kokuyor. Desemkiler diyemiyorsun o zaman ayrı yazılıyor. Ama sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki, illa ki bu kuralın dışında. Yani mademkiler diyemiyorsun ama yine de bir şey yazılıyor. Belkiler diyemiyorsun ama yine de bir şey yazılıyor. Şimdi bu kitap da güzel dediğimizde cümleden atabiliyorsak ayrı yazıyoruz. Bak bu kitap güzel diyebiliyoruz. O zaman ayrı. Ama bu kitap güzel şeyler var diyemiyoruz. Bu kitapta güzel şeyler var dememiz lazım. O yüzden bu bitişik yazılıyor. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Bu çıkarsa buradan sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mesela her iki tarafta der. Oradaki ünsüz benzeşmesi ya da söyledikleri hiç de inandırıcı değildir der. İşte bu tarz yerlerde hiç inandırıcı değil diyebildiğin için, her iki taraf yanlış yaptı diyebildiğin için böyle ünsüz benzeşmesi yaparaktan sizi kandırmaya çalışırlar. Siz diyeceksiniz ki sen kimsin ya? Sen kimsin? Sorurken kimsin ya? Ya aynen soruya diyeceksin ki sen sorusun ya. Sen ezik bir sorusun. Sen bugün varsın yarın yoksun. Ben seni yapacağım seneye. Ben lisedeyim seni bir daha görmeyeceğim bile diyeceksiniz ya doğru yapacaksınız. Ezip geçeceğim seni. Harikasın Tonguç'um. Sayıların yazımına baktığımızda sayılar daima ayrı yazılıyor. 100, 55, 12 ayrı yazılıyor. Sıra sayıları 6. diye yazarken böyle yazıyoruz. 6. derken bunu 6. diye yazıyoruz. Ama şuna dikkat et. Burada bir yazım yanlışı var. 6. değil. Bak şöyle. 6. diye yazman lazım. Çünkü sonu ı ile bitiyor. 2. diye yazman lazım. 7. diye yazman lazım. Ama 5'in sonuna 5. diyebilirsin. Dolayısıyla 6. bunlar yanlış olmuş oluyor. Üleştirme sayıları böyle yazabiliyorsun ama böyle yazamıyorsun. Sakın sakın dikkat et. Çek ve senetler bisik yazılıyor. Kesir sayıları bu şekilde virgülle. Sayılara getirilen ekler 1945'te 17'de derken buna dikkat ediyoruz. Yani 3'te 4'te 5'te yani 3'te 4'te 5'te diyoruz ama 1'de 2'de 6'da 7'de 8'de 9'da diyoruz. Gelelim ikilemeler pekiştirmelere. Şimdi birazcık öksürdüm sıkıntı yok. Tertemiz ev, sımsıkı dostluklar, sapasağlam kilit dediğimizde güpe gündüz geldi, çepeçevre sardı, yapayalnız yaşıyor dediğimizde bunlar hep bitik yazılıyor. Art arda, 3-5 kuruş, usul usul, bile bile, bak burada yanlış. Araya hiçbir noktalama işareti girmeyecek. Mesela el ele geldiler, baş başa kaldılar, göz göze geldiler. Bunlar hep ayrı yazılıyor ve araya hiçbir noktalama işareti girmiyor. Düzenim alt üst oldu, doğru. İşler yoluna gidiyor, doğru. Burası işte dananın kuyruğunun koptuğu yer. Burası çok zor. Bunu emin olun birçok öğretmen bile bilmeyebiliyor. Bunu sormazlar ama yani sorarlarsa bir tek siz doğru yaparsınız. Geldik kısaltmaların yazımına. Kısaltmaya getirenliklere dikkat edin. TDK'nın değil, TDK'nin diyoruz. Bakın bu 2019 üniversite sınavında çıktı ve birçok öğrenci yanlış yaptı. Herkes dedi ki TDK'nin, burada hata yok ki dedi. Halbuki TDK'nın dedi. Halbuki TDK'nin olması lazım. Bu doğru. Botaş'ta, Ritük'ten, İSKİ'den diyeceğiz.
TDK'nın diye dediğiniz an ring gitti. Nin değil, nın değil nin dememiz lazım. Ritüe böyle bir şey yok. Andan yani Almanca'dan İngilizceyi kilogramdan milimetrede derken burada da dikkat etmemiz lazım. Burada kelime okunuş etsin. Ama burada radyo televizyon üst kurumundan demiyorsun ya da işte Türk Dil Kurumu'nun demiyorsun mesela. Yani burada açılımını değil harfleri okumuş oluyorsun. Bileşik sözcüklere baktığımızda terk etti, fark etti, ses olayı olmadığı için ayrı yazılıyor. Hak etti ayrı yazılıyor. İşte mutlu etti, park etti bunlar hep ayrı yazılıyor. Dank ama, etti. Dank etti ayrı yazılıyor ama kayboldu, nakletti, şükretti, zikretti. İşte başka ne olabilir? Zannetti, affetti onlar bitişik yazılıyor. Birkaç, biraz, hiçbir, birçok bitişik yazılıyor. Bir takım sorunlar dediğimizde bazı anlamına gelirse bitişik yazılıyor ama... Dün mağazadan bir takım elbise aldım dersen o tabii ki ayrı yazılıyor. Dün için bir takım elbisedeki gibi. Her şey, şeyler daima ayrı yazılıyor. Hiçbir şey, herhangi bir hep bu şekilde yazılıyor. Başhekim, başbakan, baş sözcüğü yapılanlar bitişik oluyor. Ev hane sözcüğü yapılanlar bitişik oluyor arkadaşlar. Bir de yazımı karıştırılan sözcüklere bakalım. Bakın şu yeşille gösterdiklerimiz yanlış. Yani doğruları burada. Aa. Yalnız, orijinal, maydanoz, sürpriz, yanlış, sıra dışı ayrı yazılıyor. Kirpik, makine ve zatüre de yazılıyor. Ya da... Bakın yanlışları ne hocam peki? Yanlışları kafanızı karıştırmasın diye göstereceğim ama şimdi kafanız karışmasın diye böyle kapatmak zorundayım. Ya da ayrı yazılıyor. Tıraşın burada ı var. Egzoz böyle yazılıyor. Art arda ayrı yazılıyor. İddia diye yazılıyor. İddia değil. Şarj nasıl yazılıyor? Şarj diye. Sonra jandarmayla. Aa, za değil mi? Yok. Jandarmayla. Şarjın bitti hocam. Şarj ederim sayın amirim. Tabii ki ayrı yazılıyor. İnisiyatif diye yazılıyor. İnisiyatif, inisiyatif. Antrenman ve şoför diye yazılıyor. Şoför değil, şoför diye yazılıyor. Peki yanlışları nedir? Bak bunlar rezillik. Yalnız böyle bir şey yok. Orijinal böyle değil. Bunlar yeşiller yanlış ama morla yazdıklarımız doğru arkadaşlar. Buraya lütfen dikkat edin. Burası önemli. Diyoruz ve geçtik noktalama işaretlerine. Noktalama işaretlerinde muhtemelen size virgülden bir soru soracaklar. Dolayısıyla virgülü çok iyi bilin. Virgülün kullanıldığı yerle alakalı soruyu bekliyoruz. Ama diğerlerini de açıklayaraktan size sorabilirler diyoruz. Ve geçiyoruz noktaya. Nokta tamamlanmış cümlenin sonunda kullanın. Sınava 2 hafta kaldı. Nokta. Kısaltmaların sonunda Doktor Ayhan İngilizceden sayılardan sonra sıra bildirmek için 3. perde 6. iz, 1 ve 2. sorular. Tarihlerin yazımında 19.05.1919 derken. Saatlerin yazımında 17.35 derken. Bunu söylemiştik. 17.35'i siz dijital saatlere baktığınızda ekranda böyle bir görüntü oluyor. Mesela telefonunuza bakın hep böyle 2 nokta olur. Sakın sakın bundan dolayı bunu da böyle 17.35 diye yazmayın. Bu bir skandal. Hep noktayla yazmamız gerekiyor. Geldik virgüle. Virgüle ben %100 çıkar kısmını koymak istiyorum çünkü virgülü Milli Eğitim Bakanlığı çok seviyor. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı'na ziyarete gittiğimizde adamlar hoş geldiniz biz virgülü çok seviyoruz dediler. Ne alakası var ya dedim hoş bulduk yani biz virgülü çok seviyoruz bunu bilin dediler. Dolayısıyla virgülü sevmeniz lazım sizin de. Eş küreli sözcüklerin arasına virgül geliyor. Çayın yanına fındık, fıstık, leblebi ve badem getirdi. Sıralı cümleleri ayırmak için televizyonu açtı, virgül, belgesel izledi. Özneyi belirtmek için. Alkışlar içinde sahneye çıktı. Kim? Oyuncu. Özneyi belirtti. Ara sözleri ayırmak için. Evi dedemden kalan köşkü restore ettirdik derken burada yine belirtili nesneyi açıklayan ara söz virgüle veriliyor. Peki tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra sınavda ilk dönem konularına çıkacak dedi. Bakın burada bir tanık gösterme bir alıntı var burada kullanıyoruz. Konuşma bölümünden önceki ifadenin sonunda pencereden çocuklara seslendi geç olmadan eve gelin dediğimizde yine virgül kullanabiliyor. Red kabul ifadelerinden sonra evet önerinize sıcak bakıyorum derken yine biz burada virgül kullanabiliyoruz. Anlam karışıklığını önlemek için Ceylan yavrusunu korumak için çırpınıyor dediğimizde yine virgülü kullanabiliyoruz. Ceylan yavrusu mu yoksa Ceylan mı diye. Gelelim virgül nerelerde kullanılmaza. Tek bir tane zarf fiil varsa, ablam bıkmadan aylarda çalış dersek buraya virgül gelmiyor arkadaşlar. Bakın ben bunu mesajlarda görüyorum. İşte birçok yerde herkes görüyorum. Hata yapıyor. Herkes hata yapıyor. Hata yapıyor benim sürekli. Bak mesela indirim yaparsan ürünü alırım. Bunu herkes böyle yazıyor zannediyor. Bu yanlış. Burada virgül olmayacak. Burada virgül olmayacak. Ama ablam bıkmadan, üşenmeden aylarda çalış derken birden fazla virgül fiilimsi olduğu için o zaman virgül koyabiliriz. Ya da indirim yaparsan, bana yardımcı olursan, kredi kartına da taksit yaparsan alırım dersen o zaman virgüller koyabiliriz. Ama sadece bir tane SSA varsa, sadece bir tane zarf fiil varsa virgül koymuyoruz. Mumi ekinden sonra da yine virgül konu. O konuştu mu herkes dikkat kesilirdi. Buraya virgül koymuyoruz. Dolayısıyla şuraya virgül koyarsak olmuyor. Bağlaçlardan önce ve sonra. Hem okurum hem yazarım. Dolayısıyla devam edelim. Hem okurum hem yazarım dediğimizde burada asla virgül koymuyoruz. Hemen bağlacıyla devam ediyoruz. Noktalı virgüle baktığımızda virgüle ayrılmış türleri ayırmak için kullanabiliyoruz. Mesela yani noktalı virgül ne biliyor musunuz? Matematikte hani gösteriyor havalı, mu? Havalı virgül. 2 artı 2. Mehmet Hoca bir 2 artı 2. İşte çarpı 3 artı 3 diyor. Sonra daha da böyle köşeli bir parantez yapıyor. Bu kadar basit soru çıksa zaten atlarım aşağıya. bu ne diyorsun? Bu diyor ki yani bu da normal parantez diyor. Bu normal ayraç. Ama bu köşeli ayraç. İşte nasıl köşeli ayraç normal parantezden daha karizmaysa noktalı virgül de virgülün daha karizmatik. Onun gücünün yetmediği yerde devreye giriyor. Bak şimdi pazardan elma, ayva, pırasa, ıspanak
Ama bir dakika, bunlar sebze, bunlar meyve. O zaman buraya noktalı virgül getiriyoruz. Pek yaş olma, sıkılırsın. Pek de kuru olma, kırılırsın bak. Yaş olma, kuru olma, buralara virgül ama arasına noktalı virgül koyuyoruz. Meyra, İrem, Anıl ve Cem'den daha yüksek puan aldı dediğimizde kim yüksek puan aldı belli değil. O yüzden Meyra'nın önüne bir virgül değil, noktalı virgül koyuyoruz. Yani daha karizmatik virgül. Diyor ki noktalı virgül. Kardeş çekil bakayım. Ben Meyra, geldim. İrem, Anıl ve Cem'den daha yüksek puan aldı. Aynen demek istiyor. Yani Meyra'nın yüksek puan aldığını göstermek için burada özneyi belirtmek adına... Niye virgül koymaz mıyız orada? Koyarsan kimin yüksek aldığı belli. Meyra, Cem, yani kim, no, anlaşılmıyor. Aa, İrem'le Anıl arasında virgül. Aynen, bir kafa karışıyor. Burada virgül var o yüzden. İki noktaya baktığımızda örnekten... Zaten bu çıkmıyor. Ben virgül odaklandım. Hayır, öyle bir şey yoktu Tonguç'um. Örnekler dönünce sofrada yoktu. Peynir, zeytin, yumurta. Şimdi burada dikkat ettiğin bir şey istiyorum Tonguç'um. Peynirin P'sini küçük yazmış. Demek iki noktadan sonra küçük harf başlayabiliyor. Açıklamadan önce kendimi tanıtayım. İki nokta üstü kütüphane memuruyum. Peki niye burada büyük yazdı? Çünkü bu bir cümle. Bu ise bir cümle değildi. O yüzden küçük harfle başlayabildi. Ve sofrada yoktu dedikten sonra buradan sonra üç noktalar getirdi ama sofrada üç şey vardı deseydi, peynir, zeytin, yumurta deseydi buraya nokta gelirdi. Karşılıklı konuşmalarda müşteri indirim yapar mısınız? Satıcı fazla yüzeye iş yaparım. Burada da yine iki nokta üstte geldiğini görüyoruz. Üç nokta tamamlanmamış cümlenin sonuna geliyor. Küfür ederken. Ne diyorsun Tonguç? Hayır, bir şeyler söylerken. Hayır, bir kere biz küfür etmeyiz. Biz... Allah nokta nokta noktanı versin. Ha, o yani o küfür değil, vermesin deriz biz genellikle. Çünkü tersi olur diye korkarız. Ama üç noktayı o tarz yerlerde kullanabiliyoruz, evet. Sağımda yüce dağlar, solumda gür ormanlar. Vardı demek istiyor. Eksiltili cümle yani. Açıkça yazılmak istemeyenleri. Gizli tanık nokta nokta ifadesini değiştirdi. Gizli tanığın adını yazmak istemiyor. Yeterli olmayan eksik bırakılan cevaplar. Ne arıyorsun orada? Hiç. Bak bitmemiş. Alıntılarda başta ortada ve sonda atlanan yerlerde. Burada başına ve sonuna koyaraktan alıntının atladığını göstermiş oluyor. Burada bakın burasına şuraya bir yüzlüğü çıkar diyerekten bunu bir kez daha söylemek istiyorum. Sınava tamam mı? İki kişi geldi deyip ardından işte Ali... Cem dersen, bu ne geleceği belli. Sınavda çok kişi vardı dediğinde bu sefer Ali Cem'den sonra ne geleceğini iyi biliyorum zaten. Bunu herkes biliyor ama ben bir kez daha söylemek istiyorum. Sınava iki kişi geldi dediği için buraya nokta koyuyoruz. Çok kişi dediği için buraya üç nokta koyuyoruz. Bunu sakın sakın unutmayın. Bunu bir önceki senedeki sınavda sormuşlardı, yine sorabilirler. Üç noktayı da bitirdik. Arasında ve ile anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arası. Ankara ve İzmir hızlı tren seferleri başlayacak. Ara sözlerin başından sonunda. Can... LGS'ye girecek. Komşumuzun oğlu. Bak komşumuzun oğlunu ara söz olarak açıklıyor. Buraya virgül de koyabilirdi. Bakın virgül de kullanılabiliyor, kısa çizgide kullanılabiliyor. Bundan sorabilirler. Ek kök ayırmada, heceleri ayırmada, eklerin başında, fiilleri belirtmek için de biz kısa çizginin kullanıldığını bilmemiz gerekiyor. Kesme işaretine baktığımızda özel adlara getirilen çekim eklerini ayırmak için kullanılıyor. Türkiye'de kitap okuma oranı yükseliyor. Bakın burada Türkiye'ye çekim eki gelmiş. Ama şurası çok önemli bakın. Türk dedik ya, Türk'ün dostudur. Tamam bu doğru. Türk, övün, çalış, güven. Dedin ya bu yanlış. Türkçe dedin. Bu doğru. Çünkü yapmak alanlara ayrılmıyor kesme işareti. Türkçenin dedin ve ayırdın. Bu yanlış. Aa. Aynen bunu en başta söylemişim, bir kez daha söylüyorum. Türkçenin dedin. Bu doğru. Dolayısıyla burası çok çok önemli. Bunu 2 sene önce abilerinizin girdiği sınavda yani YKS sormuşlardı. Birçok öğrenci wey 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 olmuştu. Siz wey 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 olmayın. Wey, wey, wey. Burada rahatlıkla yapın. Bak bu böyle yazılıyor. Buraya dikkat edin diyoruz ve geçiyoruz diğer kısma. Şimdi NASA'nın 2005'te yayınladığı görüntü sıra dışı dedi. Bana ne? Tarihler ve saygı sözü. Biz de uzaya çıkacak insanları yetiştiriyoruz. Şu anda belki de ileride yarın bir gün astronot olup bizi dünyada uzayda temsil edecek olan... Osman temsil edecek, Osman Kerem temsil edecek. Kerem Elmasoğlu'nu, İrem Alpay'ı yetiştiriyoruz şu anda biz de. Tarihlerde saygı sözlerine. Jale Hanım'ın kızı 20 Haziran'da sınava girecek. Bak 20 Haziran diye bir tarih oldu ya bu. O zaman burayı böyle ayırdık. Jale Hanım derken burayı ayırdık. Seslerin ölçü gereği düşünü göstermek için. Güzelliğini on para etmez. Bu bendeki aşk olması derken yine düşürüyoruz. Kesme işareti buralarda asla kullanılmaz. Üçüncü teklik değil, tekil kişi, iyilik iki yerine gelirse. Mesela Konya Ovası, Konya Ovamız. Ay buraya böyle ayırmıyorsun asla. Yani ovamız diye artık iyilik iki kalmış. Kurum, kuruluş, iş yeri adlarına gelen ekler ayrılmaz. Türk Dil Kurumu'nun bu ayrılmaz. Özel adlara getirilen ekler az önce söylediğimiz gibi Türkçenin ayrılmaz. Hollandalı'dan, Mustafa Kemal'ler derken asla ayırmıyoruz. İlk çizgi dizeleri yan yana yazarken adreslerde tarihlerin yazılışındaki noktada kullanabiliyorduk. Ve eklerin farklı biçimini göstermek için kullandığımız bir noktalama işareti. Tırnak işareti Cenab-ı Şahabettin en verimli yağmur alın teridir derken Cenab-ı Şahabettin'in sözünü alıntı yaparken. Özel olarak vurgulanan sözlerde toplumlar ancak eğitim sayesinde ilerler derken. Said buraya... Faik'in Avası Yanık Eseri. Saçmalama öyle bir şey yok. Atatürk'ün... Halkine gotu taksim. Taksim. Atatürk'ün Nutuk adlı eseri okudunuz derken burada yine Nutuk'u alıyoruz. Soru işaretine baktığımızda soru anlamı taşıyan cümlelerin ve ifadelerin sonunda. Program
program saat kaçta başlıyor memleketiniz? Burada soru soruyoruz. Şüpheyle karşılanan durumlar. Yunus Emre 1240-1320. Yani bilmiyoruz. Tam doğum tarihi bilmiyor Yunus Emre'nin. Mı'ya iki cümleye soru anlamı katmazsa soru işareti kullanılmaz. Hava karardı mı eve gideriz. Burada pekiştirme anlamı yok. Soru anlamı yok. Güzel mi güzel bir elbiseydi. Burada soru anlamı yok. O yüzden ayırıyoruz. Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru en sona konmuş oluyor. Yani şunu demek istiyor. Kim geldi? Niye geldi? Niye geldi? Neden geldi? Şimdi bunu böyle yaptığınız zaman burada bak ne küçük ya. Buraya virgül koyuyorsun. Buraya virgül koyuyorsun. En sona burada artık soru işareti koyuyorsun. Önemli Tonguç Şelal'de. Ünlem işaretini de söyleyelim. Duyguları bayılıyorum ünlem işaretine. Eyvah! Cüzdanımı unutmuşum. Genelde cüzdanı unutunca bu tarz bir eyvah oluyor. Burada ünlem işareti. Ulan patladı be. Ne vardınız öyle? Ey Türk gençliği. Çimlere basmayınız. Burada tabii ki pardon. Ey Türk gençliği ayrı bir şey. Çimlere basmayınız ayrı bir kısım. Burada ben garip oldu tabii ki. Çimlere basmayınız dediğimizde. Burada, sessiz olunuz. Sessiz olunuz gibi. Allah kinayı küçümseme anlamını belirtmek için. Hafızası iyi olduğu için ismini unutmuş. Yani demek ki tam tersini söylemek istiyorum. Şimdi sözcükte anlam zaten lat-i lokum bir konu. Geçen sene gelen... Evet, Türk insanı bilir bunu. Aynen geçen sene gelen sınav sorusuna baktığımızda, 2019 sorusuna, 2018 sorusuna baktığımızda ve örnek sorulara baktığımızda bu soruyu çok rahat yapacağımıza eminim. Hemen başlayalım. Soru kalıpları anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır. Kattığı anlam hangisidir? Herhangi birinin yerine getirilemez gibi daha çok anlama dayalı sorular geliyor. Yani hangisi mecazdır, hangisi terimdir, hangisi sesleştir gibi sorular gelmiyor ama biz bunları da öğreneceğiz. Mesela unutmak sözcüğünün farklı farklı anlamları var. Diyelim ki bir şeyi dalgınlıkta bir yerde bırakmak anlamı. Kitabı sınıfta unuttum. Öğrencinin adını unuttum dediğimizde hatırlamamak anlamına geliyor. Yorgunluktan kitap okumayı unuttum dediğimizde bir şey yapamaz duruma gelmek anlamına geliyor. Onun densizliklerini çoktan unuttum dediğimizde bağışlamak anlamına geliyor. Yani onun densizliklerini bağışladım. Yapılan iyiliklerini çabuk unuttum dediğimizde hatırdan gönülden çıkarmak anlamına gelmiş oluyor. Gerçek anlam bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı çocuk kara gözlerini sahneden ayırmıyordu. Bak kara siyah göz. Mezi anlam ise bu kara günler de geçer. Yani gerçek anlamından tamamen farklı bir anlam. Terim anlamı ise bilim sanat meslek dalı. Kara ve denizlerin ısınma farkından rüzgar oluşuyor. Buradaki kara sözcüğü net bir şekilde coğrafi terim olmuş oluyor. Eş anlam sözcükleri biliyoruz. Yazılışları farklı ama anlamları aynı olan sözcükler. Zıt anlam ise birbirinin karşıtı olan sözcükler. Ama şuna dikkat edelim. Gelmek sözcüğünün zıttı gitmektir. Gelmemek onun olumsuzu Tonguç evladım benim. Buraya da dikkat etmen gerekiyor. Sesli sözcüklerde yazılışları aynı ama anlamları farklı. Sınavdan yüz almakla saatlerce yüzmek ya da yüzünü temizledeki yüz birbirinden farklı. Hocam kayısı kayması diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Somut sözcüğe baktığımızda beş duyuyla algılanabilen duyular. Mesela gürültüyü duyuyoruz, kokuyu kokluyoruz, tatlıyı tadıyoruz, ılığı hissediyoruz okuma duyusuyla. Mavi gözümüze görüyoruz. Ama soyutlar ise aklımızla seviniyoruz, korkuyoruz, rüyaları, hayalleri, zamanı yakalayabiliriz. Dolayısıyla bunlar soyut olmuş oluyor. Nitel sayılamayan bir özellik. Mesela acı, ekşi, yeni, tatlı bunu sayamaz yani. Kaç kilo tatlı? Böyle bir şey olmaz. Tatlılık derecesini ölçemiyorsun. Ama sayılabilir, ölçebilir özellikleri biz nicel diyoruz. Nitel sayılamayan özellikler, nicel ise ölçülebilir özellikler. Az, yüksek, geniş, dar gibi. Yansıma sözcükleri doğada duyduğumuz sesler. Pat, miyav, hırıltı, cızırtı, çat. Bu tarz sesler hep doğada duyduğumuz sesler. Ben de doğada duyuyorum, evimde duyuyorum horlama sesini. Babam çok çıkartıyor. Çok güzel. Babalar genellikle yansıma sözcükler konusunu çok iyi anlamışlar. Anlamına göre sözcüklere baktığımızda, cümleye baktığımızda burada en çok öğrencilere şu kısımdan soru geldiğini soruyorlar. Ama biz yine bu kısma ve bu kısma çok ağırlık vereceğiz ve hemen bu konuyla işleyeceğiz. Birincisi, öznel cümlelerin ne olduğunu zaten artık hepiniz biliyoruz. Yani hocam öznel cümleyi de anlatmayın bize dediğinizi duyar gibiyim. Eğer bir cümlede bence anlamı varsa, kişisellik, kanıtlanamamazlık, yorum varsa, duygu içeriyorsa ve taraf belirtiyorsa öznel cümle oluyor. Suna yakın başarılı bir şairdir. Sana göre, bana göre değil belki. Tablo duvara çok yakışmış. Sana göre, bana göre değil belki. Kitap çok sürükleyiciydi. Sence yani, bence değil belki. Ama nesnel cümle, Suna Yakın'ın kitabı, yeni kitabı çıktı. Bak bu net. Tabloyu Van Gogh çizmiş. Net. Kanıtlanabilir. Yorum yok, duygu yok, tarafsız, kişisel değil ve genel. Kitap 2010 yılında yazılmış. Yanlış bile olsa kanıtlanabilir yanlış oldu. Anlam ilişkisine göre cümlelere baktığımızda neden sonuç cümlelerinde olay bitmiş gitmiş oluyor ve genellikle böyle birazcık üzüntü oluyor arkadaşlar. İçin, den ötürü, dan dolayı, çünkü... Ödevini yapmadığı için zayıf aldım. Gibi mesela. Zira, dığından, ince gibi. Okur sayısının azalması, gözleri şişmiş, kitabım yırtıldığından ödev yapamadım. Hep böyle bir üzüntü var ve artık olay bitmiş gitmiş. Ama amaç sonuç cümlelerinde sınavı kazanayım diye mi harcıyorum? Daha kazanıp kazanmadığımız belli değil. Ama bence Ece Su'da, Miraç Uğur'da, Yıldız'ın Tozu'da, Nevzat Atbaş'ta, Mert Kuşak'ta, bizi izleyen şu anda bütün arkadaşlar da bence kazanacaklar. Konuşmaya almak üzere kürsüye geldim. LGS sonra da kazanılır. Evet, tebrik ediyorum. Dolayısıyla burada hep böyle bir gülümseme var, bir amaç, istek, plan var. Koçun sonuç cümleleri ise anne cümleleri gibi. Planla hareket ederse akşama kadar işleri yetiştirir. Etmezse yetiştiremez. Bak böyle tam bir anne cümlesi. Başarırsın, yeter ki planlı çalış evladım. Bunlar tam böyle koşul. Ödevini yaparsan dışarı çıkabilirsin. Yemeğini yersen dayağını yersin gibi böyle hep bir koşullar. Karşılaştırmada ise
Varlıklar bu böyledir, şu ise şöyledir şeklinde karşılaştırılıyor. Ağrı Dağı Türkiye'nin en yüksek dağıdır. Yarışmacılar bugün daha iyi dediğimizde isteyen kadar göre gibi sözcüklerle gibi aynı daha gibi sözcüklerle karşılaşma yapıyoruz. Varsayım diyelim ki tut ki farz et gibi ifadelerle oluyor. Mesela farz et ki sultan oldun. Sultan kula bakmaz mı? Diyelim ki tut ki bunların hepsi varsayım. Olasılık ise bu yıl okullar bir ay erken açılabilir diye bir olasılık oluyor. Aşağılama sen ki müdür olmak kim diye aşağılıyorsun. Azımsama ise miktar az bulma. Bu kadarcık maaşı kabul edemem. İşte çok fazla yanlış yaptım. Veyahut da bu puanı beğenmedim. Sen kim yüz almak kim ne demek hocam? Yani sen kim yüz almak kim? Sen yüz alamazsın demek istiyor yani. Ön yargı peşin hüküm. Olumlu da olabilir yalnız. Aşağılama dedik ya pardon. Ön yargı peşin hüküm dedik. İşine yine geç geleceğin adım gibi biliyorum diyor. Bak ön yargıda bunu. Öneri tavsiye. Sınavdan önce kolay soruları çözmelisin. Niye? Çünkü yapabildiğim soruları yapıp sonra diğerine geçeceğiz. PUBG'yi oynarsan dayağı yersin. Gibi mesela. Uyarı sakın. Sınava bir daha geç kalma. İçerik ne anlatıyor? Eserde bir çocuğun umudu anlatılmış. Ne anlatıyor? Eserde çocuğun umudu anlatılmış. Üslup ise nasıl anlatılıyor? Eserde uzun ve süslü sözlerle, akıcı, İşte ağır bir dille, süslü bir anlatma anlatılmış dersek bu da nasıl anlatıyor sorusuna cevap veriyor. Buradaki üslup ve içerik sizin kafanızı en çok karıştıracak kısım. Buraya %100 çıkar diyorum. Bakın sınavda çıkarsa sakın kaçırmayın. Ne anlatıyor? Eserin konusu, bahsedilenler, işte kitabın içerisinde ne anlatıldığı, savaşlar, olaylar, kahramanlar içerikle alakalı. İçi yani, özü. Üslup ise nasıl anlatıyor? Dili, akıcılığı bunlar da üslup nasıl anlatıyor sorusunun cevabı. Cümlede duygulara baktığımızda pişmanlık keşke dediğim şeyler. Keşke paramı harcamasaydım. Şaşırma. Aa ne zaman geldim? Beğenme süper mükemmel akşam harika bir film izledim. Mesela şu anda videomuzu beğenenler like atıyorlar. Sistem kırılma. Doğum gününe beni çağırmamışsın. Bak burada bir kırılma anlamı var. Canlıyında bildirim göndermemişsin. Çok üzüldüm. Gibi. Yakınma ise şikayet. Bildirimleri açsaydın o zaman sen de dangoz oynadın. Hayret bir şey yani. Yakınma şikayet. Bu arada arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşın arkadaşlar. Yakınma şikayet. Kimse sosyal mesafeye dikkat etmiyor diye şikayet ediyor. Özlem ah nerede o eski bayramlar? Şimdi sistemde yüzüne karşı söylüyorsun, yakınma ise arkasından atıyorsun. Burada gıybete giriyor dolayısıyla. Endişe eyvah. Eyvah çocuk suya düşecek. Merak zaten bunları biliyoruz. Sevinç oley yaşasın. Yani bunları zaten siz soruda çözdükçe çok rahat yapabileceğiniz kavramlar. Cümle birleştirmeye baktığımızda mutlaka iki cümlenin içerisinde bulunan ifadeleri buraya almanız lazım. Mesela benle Comte Atlas okyanusunu yüzme tahtası kullanmadan yüzerek geçen ilk kişidir. Niye böyle konuşuyorsunuz hocam? Yabancı bir cümle şimdi çeviri yabancı birisi söylüyor. Fransız yüzücünün 1998 yılında yaptığı bu yolculuk 73 gün sürmüştür diyor. Şimdi bak şu kısmı almış mı? Almış. Benle Comte almış mı? Almış. Moru almış mı? Almış. 1988'de almış. Gerçek bir tek yılı anlamış. Yıl zaten belli. Dolayısıyla buradaki ifadelerin ikisini de birleştirmiş diyoruz. Böyle tek tek kontrol etmeniz lazım. Cümle oluşturmada şu çok önemli. Kurallı ve anlamlı cümle oluşururken yüklemin sonda olmasına ve tamlamaların, söz gruplarının birbirine bağlansına dikkat edeceğiz. Şimdi bu cümlenin yüklemini bulalım. Bak demektir diyor yüklem. Dolayısıyla cümlenin sonunda iki olacak. Bir kere bunu kovalıyoruz. Sonra ilk cümleyi bulmamız lazım. Topluluğu olarak görme, çevrenin yok olmasına karşılayacak bir kaynak. Doğayı insanların, bak şimdi buraya başladım. Doğayı insanların ihtiyacını karşılayacak bir kaynak olarak, kaynak topluluğu olarak görme, çevrenin yok olmasına davetiye çıkarmak. 5, 4, 1, 2, 3, 3, 2 oldu. Niye böyle yaptık peki hocam? Niye böyle yaptık? İlk başta bakın cümle oluştururken son cümleyi bulacaksınız. Yani son ifadeyi bulacaksınız, yüklemi bulacaksınız. Birazdan paragraf tepeye gelince göstereceğim. Orada full taktikler vereceğiz. Orada ise ilk cümleyi bulmanız lazım. Deyimlere baktığımızda geçen sene sınavda bir tane deyimler geldi, bir tane atasözleri geldi. Oo. Bu sene de gelecek. Dolayısıyla çözebildiğiniz kadar yanlış yaptığınız sorularla karşılaşıp deyimleri, atasözlerini öğrenin. Günlük hayatımızda hiç kullanmıyoruz. Yok Brawl Stars oynuyoruz, yok Instagram'da geziyoruz. Hiç deyim meyim görmüyoruz. Bize YouTuber'ları sorsalar biliyoruz ama göze girmek nedir bilmeyebiliyoruz. O yüzden dikkatli olalım. Bakın şimdi. Göz boyamak, bindiği dalı kesmek bunların her biri bir deyim. Çekimlenebiliyor göze girdim, göze girdim, göze girdik diye. Genelde de meclis anlamı. Göze batmak derken göze parmağını sokmuyorsun yani. Burada mesela bu olayı gözümüzün parmağına soktu yani. Resmen olayı bize net bir şekilde vurguladı demek istiyor. Parmak falan soktu yok. Soru kalıplarına baktığımızda bu metinde hangi deyim getirilemez, hangisi açıklaması değildir, ne tarz tecrübeyi anlatan bir söz kullanılmıştır. Mesela geçen sene gelmişti bu. Ya da herhangi bir deyim bu anlamı karşılamaz şeklinde örnek sorularda bu tarz soru geliyor. Hemen bir tane sorumuza bakalım. Şimdi bu metinde boş bırakılan yere herhangi birine getirilemez demiş. Şimdi yukarıda salata yapıyor. Zaten Türkçe sorularında hep bunu yapacak. Ardından da diyor ki örneğin davranışları veya sözleriyle kötü bir sonuca yol açmak anlamında ne olabilir? Çanak tutmak. Uygun ortam yaratmak anlamında zemin hazırlamak. Bezdirecek kadar üstüne düşmek, rahat vermemek, ısrar etmek anlamında da yakasını bırakmamak oluyor. O zaman elden bırakmak, bırakmamak doğru cevabımız olmuş oluyor. Burada elden bırakmamak ve yakasını bırakmamak arasında fark var. Bezdirecek kadar peşinden düştüysen bu yakasını bırakmamak oluyor. Ama elden bırakmamak mesela biz az önce arkadaş dedi ya uzun cümle doğru cevap oluyor dedi. Ben de tedbiri elden bırakmadım. Ya dedim yani olabilir ama sen yine tedbiri elden bırakma dedim. Burada yakasına yapışıp da tutmak anlamı yoktu. Olumsuz bir anlam yoktu.
Atasözleri cümle şeklindedir. Geçen sene sınavda geldiği için bu sene de gelecek de dikkatli olmamız lazım. Kalıplaşmıştır, değiştirilemez ve genellikle meciz anlamlıdır. Denize düşen yılana sarılır. Kimsenin yılana falan sarıldığı yok. Ama bazen de gerçek anlamıyla da kullanılabilir. Son pişmanlık fayda vermez. Burada bir meciz anlam yok, bunu da bileceğiz. Ayağını yorganına göre uzat. Mesela burada uykuyla alakalı bir söz değil. Bu tasarruf etmek, masraflarımızı dikkatli kullanmak, israf etmemekle alakalı bir söz olduğunu bileceğiz. Ya da körle yatan şaşı kalkar. Ya bu tamamen mecaz yani. Burada anlatılan şey arkadaşından dolaşa dolaşa ona benzersin demek istiyor. Soru kalıplarına baktığımızda anlatılmak istenen en doğru yansıtan atasözü ya da öğütlerden herhangi biri değildir. Ya da tecrübeyi anlatan bir söz kullanılmamıştır. Ya da işte altıncı sözlerden birini karşılamaz gibi sorular oluyor. Mesela kara gün kararıp kalmaz. Kaçan balık büyük olur. Yuvarlanan taş yosun tutmaz gibi atasözlerinin anlamını iyi bilmemiz lazım. Mesela yuvarlanan taş yosun tutmaz. İşleyen demir ışıldar anlamına gelmez. İşleyen demir ışıldar çalışan kazanır anlamına geliyor. Ama yuvarlanan taş yosun tutmaz. Bir o işi, bir bu işi, bir bu işi yaparsan... Sakla samanı göl olur. Hayır saçmalama. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Bir o işi, bir bu işi yaparsan başarılı olamazsın anlamına geliyor. Şimdi bu zor bir atasözü sorusu. Bakalım bunu kim yapacak? Aşağıdakilerden hangisi bu atasözlerindeki altı çizili sözcüklerin karşıladığı anlamlardan herhangi biri değildir diyor. Acı patlıcanı kırağı çalmaz dediğimizde burada kötü durumlara rağmen insanlar bazen güçlüyse sıkıntılara göğüs gerebilir demek istiyor. Yani nereden bileyim bunları hocam? Bilmemiz lazım. Soru çözüp yanlış yapıp öğrenmemiz lazım. Kırağı burada kötü anlamına geliyor. Dolayısıyla kırağı kötü anlamda. Kırağı kışın sıcaklık sıfırın altına düştüğünde her yerin buz tutması gibi bir şey. Dolayısıyla burada B seçeneği olmuş oluyor. Şuraya B yazıyorum. Devam ediyoruz. Demir tavında dövülür. Yani demir uygun zamanda. Demir böyle şu anda mesela şöyle bir demir var mı? Bana bir tane demir ver. Mesela diyelim ki demir yok. Mesela şu olsun pardon. Göstermek istiyorum. Özür dilerim. Şu demir ya. Bunu dövemezsin artık. Bu sertleşmiş. Ama yumuşakken böyle sıcakken hop hop şekil verebilirsin. Dolayısıyla uygun şart demek istiyor. Dolayısıyla bu da Ceyhan. Çok zormuş be. Altın pas tutmaz derken de burada değerli insan yani iyi insanlar elmas. Temiz insanlar. Temiz insanlar. Yani temiz derken ahlaklı insanlar. Yani elmas çamura da düşse elmastır. Kimse elmas çamura düşer. Aman ben bunu yap. Pislemezsin. Alırsın, yıkarsın. Güzel güzel kullanırsın. Yani kötü durumlara bile düşse iyi insanlar kendini belli eder. Aynen benim telefonum geçen gün tuvaletin deliğine düştü. Çıkardım. Teşekkür ederim. İyi insansın dedim. Çok kullanmaya başladım. Saçmalama. Ama yıkamadım bile. Ya saçmalama hemen katıl söylüyorum. Değerli eşya anlamına gelen bir şey yok. Bu seçici bir soruydu. Parça anlam anlatım yapı. Tamamen taktik üzerine gideceğiz. Asla taktik olmayan bir cümlemiz yok. O yüzden dikkatlice dinlerseniz halledeceğiz. Şimdi ana düşünceden mutlaka soru gelecek. Yüz yüze çıkacak. Birincisi burada vurgulanmak istenen nedir diye soruyorsa, anlatılmak istenen nedir diye soruyorsa biz buna ana düşünce diyoruz. Hatta ana düşüncenin şöyle soru kalıplarını göstereyim. İşte vurgulanan düşünce nedir? Ana düşünceyle ilgili. Yakılan asıl durum nedir? Çıkarılacak sonuç nedir gibi cümleler hep bize ana düşünceyi veriyor. Peki biz nasıl yapacağız? Şimdi bu tarz sorulardaki taktiğimizi söylüyorum tam olarak. Birincisi ve çok önemli bir şey. Sana böyle bir parça verecek. Şimdi taktik mi gösteriyorsun? Taktik gösteriyorum. La 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 la. Böyle uzun uzun anlatacak. Senin vaktini çalmaya çalışacak. Gösterecek, gösterecek. Sonra bir anda ama diyecek. Veyahut da bir anda öyleyse diyecek. Bir anda çünkü diyecek. Bunların hepsi ama, fakat, lakin kısacası özetleden sonra adam nasıl olsa yordum öğrenciyi, nasıl olsa yordum Abdülkadir'i, Erdal'ı yordum diyecek ve ardından ana düşünceye getirecek. Dolayısıyla bu ifadelere dikkat etmemiz lazım bir. İkincisi eğer cümlenin içerisinde tırnak varsa tırnağın içindeki yani böyle tanık gösterme adam anlattığı şeye tanık gösterir. Burası da yine önemli. Ve yine genellikle son cümlelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları da hep sona taklıyorlar. Dolayısıyla son cümleler bizim için ana düşünce sorularında önemli. Mesela bir tane sorumuz var. Bu parçanın anne düşüncesi nedir demiş. Kitap genç yaşlarda bir öğrenme aracıdır. Şimdi başladı anlatıyor. Öğretmenim size anne diyebilir miyim? Hayır ben anne olamam. Yaşlılık günlerinde ise boş zamanları en iyi şekilde dolduran bir arkadaştır. O salat yapıyor. Bu arkadaş bütün arkadaşlıklar gibi bir alışkanlığı bir sevgi nesilidir. Tamam. Ama kitapla eğer yaşınız daha pek çok küçükken dost olmamışsanız yaşlılık günlerinizde kitabı sevip onunla arkadaş olmanız çok zordu. Yani kitap iyidir, hoştur ama. Ama yani dedi bak esas önemli olan buradan sonra söylenen cümledir. Dolayısıyla biz insan boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri olmuyor. İnsanların küçük yaşlarda edindikleri alışkanlıklarını terk etmesi imkansızdır demek istiyor. Dolayısıyla bu da değil. Kitap okullarda bir öğrenme aracı olarak kullanılmaktadır. Bu da değil. Kitap sevgisi küçük yaşlarda kazanan bir alışkanlıktır. İşte burada cevabımız bu. Eğer kitabı en başta aşılamadıysan gerçekten de sonradan aşılaması zor oluyor diyor. Gelelim konuya. Buradaki taktiğimizde en çok tekrarlanan kelimeler ve anahtar kavramlar bizim başlığımızı oluşturuyor. Yardım düşüncede ise şöyle bir taktiğimiz var bakın bunu da söylüyorum. Şimdi yardım düşünce sorusu neydi? Önce onu söyleyelim. Yardım düşünce sorusu şudur Tomuç Eylendi. Sana der ki çıkarılamaz. Değinilmemiştir. Söylenemezler. Bak sorunun taktiğini net bir şekilde söylüyorum. Dikkatli dinle. Eğer olumsuz bir soru kökü varsa hangisi yoktur, hangisi söylenemez, hangisi değinilmemiştir diyorsa ne yapacak sana bak söylüyorum. İlk başta uzun bir paragraf veriyor böyle anlatıyor la 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 böyle bir sürü şey anlatıyor bu bir. Sonra da
Hangisi yoktur, hangisi söylenemez diyor. Soru kökünü soruyor. Ve seçeneklere yazıyor. Diyor ki A diyor, B diyor, C diyor, D diyor. Ve seçeneklerde bazen böyle bir şeyler yazıyor seçeneklerde. Sen şimdi bunlardan hangisi var diye başlıyorsun ya. Sakın önce soruyu okuyup, soruyu okuduktan sonra var olanı bulmaya çalışma. Önce şöyle yap. Bu seçeneklerin arasında acayip kelimelere bak. Mesela 1970 mi diyor? Bu acayip bir kelime. Veyahut da mesela Osmanlı mı diyor? Bu acayip bir kelime. Veyahut da mesela diyelim ki alakasız bir kelime. Mesela kıl mı diyor mesela? Veyahut da limon mu diyor? Böyle parçanın bütününe geçmeyen garip bir kelimeyi gördükten sonra, yani önemli bir kelimeyi gördükten sonra bu kelimenin altını çiz. Bak ne yaptık? Önce soru kökünü okuduk. Soru kökünün yarım düşünce olduğunu gördük. Sonra da böyle 1970, Osmanlı, işte ne bileyim, değişik bir şey gördükten sonra, bunu gördükten sonra hemen o kelimeleri gördüğün zaman o cümleleri kontrol ederekten soruyu yapabilirsin Tonguç Elal benim. Çünkü olumsuz yardım için soruları hangisi vardır diye tek tek kontrol etmen gereken sorular. Yani seçeneklerden farklı kelimeleri çizmen gerekiyor. Şimdi gelelim sorumuza bakalım. Bak ben burada gösterdim. Şimdi müzelerin kurulma amacı geçmişi aydınlatmaktır. Bak geçmiş maziyi aydınlatmak, görüyor musun? Müze ziyaretçilerine bak. Bir kere müze kelimesinin altını çizmeli miyiz Tonguç'um? Evet hocam. Hayır, müze hepsine var. Müze müze müze. Yani doğru, müze kelimesinin altını çizersen müze 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 her yerde müzeyi görürsün. Ama bak. Antika. Antika, geçmiş, ayrıntı veyahut da işte bak antika kelimesine baktığın zaman burada hiç antika kelimesiyle alakalı bunu anlatan bir şey göstermiyor. Müzelerde sadece antika eşyalar sergilenir. Hayır, hayır. Bilim, sanat, folklor ve antika eşyalar gibi çeşitli konulardaki eserleri bir arada sunulabileceği diyor. Yani sadece antikadan bahsetmiyor. Her şıkkı zaten ona göre siyah yapmışsınız hocam. Evet, dolayısıyla burada çıkarılamayacak olan şey bu. Yani anlatmak istediğim şey şu Tonguç'um. Sen mazi, geçmiş, ayrıntı, detay. Bir de eş anlamını verirler. Onu da söylemek istiyorum. Burası önemli. Sakın sakın. Onu kaçırdık. Eş anlamını da verirler. Ama bazen eş anlamını vermeyebiliyor. Mesela 1970'in eş anlamını veremez ki. Ya da Osmanlı'nın eş anlamını veremez ki. Terimlerin aynısını verirler. Buraya dikkat etmen gerekiyor. Sonrasında böyle tek tek eşleştireceksin. Şimdi buralar çok daha kolay. Öykülemede bir olay anlatılıyor. Okulun önünde tüm öğrenciler toplanmıştı. Müdür beyin işaretiyle başlayan İskan Marşı bir coşkuyla okundu. Sonra içeri girmeye başladık. Burada bir şeyler oluyor. Bak, bir olay oldu. Sonra bir olay oldu. Sonra bir olay oldu. Öyküleme. Betimlemede ise olaydan ziyade okurun gözüne bir şeyler canlandırılıyor. Varlıkların ayrıcı özellikleri anlatılıyor. Mesela parke taşlı daracık yollar bak. Yolun daracığı. 2-3 katlı bak kat. Sarı beyaz mavi mor boyalı evler bak. Renkler. İzleri köyün tepesilerine doğru çıktık. Özellikle beyaz tarihi evler muhteşem görünüyor. Bak beyaz ev, tarihi ev. Bunlar hep gözümüzde bir şey canlanıyor. Ve genellikle betimleme ve öyküleme birlikte cevap olur. Çünkü hikayelerde hem öyküleme yapar hem de betimleme yapar. Açıklama ise bilgi veriyor. Net. Diş çürüklerine yol açan temel etken yemeklerden sonra dişlerimizin üzerine biriken yemek artıkları yok. Bak iğrenç. Ne yapıyorsun sen ya? Bilgi veriyorsun. Tartışma ise sohbettir. Bence der bak. İçerisinde böyle bence siz ne düşünüyorsunuz? Öyle değil mi? Yani böyle sorular. Bu tarz öznel cümlelerle konuşmamasında düşüncelerini anlatır. Düşünce geliştirme yollarında tanımlama bu nedir sorusuna cevap verir. Şiir nedir sorusuna. Benzetme ise gökyüzüne bir kuş gibi uçuyordu bak gibi. Bulutlar adeta pamuk tarlaları. Adeta. İşte altımızdaki koca şehir ise dev bir şantiyeyi andırıyordu. Andırmak, adeta gibi gibi ifadeler hep bize benzetmeyi verir. Örneklendirmede mutlaka örneğin mesela söz gelimi gibi ifadeler kullanılması lazım. Karşılaştırmada en, göre, daha, ise, oysa gibi ifadeler olması lazım. Gözlerimiz bizlere kameralardan ve fotoğraf makinelerinden çok daha kaliteli görüntü sağlamaktadır dediğimizde gözlerimize kameraları karşılaştırmış oluyor. Burada şuna dikkat etmeni istiyorum Tonguç Elal'ım benim. Birazdan tanık göstermenin sayısal verileri de göstereceğim ama bunu eski bir TEOG sorusunda yapmışlardı. Üniversite sınavlarını her sene yapıyorlar. Size de yapabilirler. Böyle uzun paragraf veriyor. Bunu veriyor, böyle yapıyor, bu veriyor, 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 veriyor. Sonra hangisi yoktur diyor. Bak tekrar söylüyorum. Hangisi yoktur diyor. İşte şöyle bir tırnak içinde bir cümle oluyor. Bu tanık gösterme olmuş oluyor. İşte %70 diyor. Bu sayısal veri olmuş oluyor. Veyahut da işte daha diyor. Bu karşılaştırma olmuş oluyor. Denir diyor. Nokta nokta denir diyor. Bu tanım olmuş oluyor. Sen diyorsun ki burada örnekleme de vardır herhalde ya diyorsun. İşte şu çok önemli. Örnekleme olmalıması için mutlaka mutlaka örneğin mesela diyerek örnek kullanması lazım. Yani karşılaştırma yaptıysa örnek değildir. Ya da bir adamın sözünü tırnak içine verdiyse örnek değildir. Sayısal veriler varsa bu örnek değildir. Örnek olması için örneği yazması gerekiyor. Buraya dikkat etmen lazım. Kişi ağızları zaten en kolayı. Hangisi yoktur sorularına kişi ağızlarından da başlayabilirsin. İçtik, sohbet ettik, geldik. Buna benzer şeyler varsa yani ben ve biz diye bitiyorsa kişi ağızlarında birinci kişi anlatım oluyor. Eğer yürüyordu, vardı, düştü yani o... Onlar diyorsa bu da üçüncü kişi anlatımı olmuş oluyor. Hocam benim ağzım bozuk. Ne diyorsun Tonguç'um bak. Öyle mesela, diyorlar benim ağzım. Hayır senin ağzın çok düzgün. Şimdi mesela Tonguç içeriye girdi. Kalemini çıkardı. Masanın üzerine bıraktı. Bu üçüncü kişi anlatım. İçeriye girdim. Kalemini çıkardım. Masanın üzerine bıraktım. Bu birinci kişi anlatım oluyor. Bu çok basit bir konu. Gelelim dil ve anlatımla oyun alakalı. Oyun gibi. Oyunlar gibi. Aynen. Dil ve anlatımla ilgili kavramlara baktığımızda özgürlük kimseye benzemek, farklı olmak. Yoğunluk az sözle çok şey anlatmak ki bu çok fazla sorulur. Bunu aynı zamanda özlülük diye de sorabilirler. Dikkat etmelisin Tonguç Elal'ım. Özlülük çok zordur.
Tutarlılık, çelişki olmaması, açıklık, net anlaşılır olması, akıcılık, okuma isteği olması, içtenlik, samimiyet, evrensellik, tüm dünyayı ilgilendirmesi, yani tüm insanlığı ilgilendiren mesela anne sevgisi gibi konular, ulusallık, içinden çıktığı toplumu anlatması, üslup ise yazar nasıl anlatıyor sorusunun cevabı. Yani yazar nasıl anlatıyor sorusunun cevabı bize net bir şekilde şeyi vermiş oluyor. Nedir onun adı? Üslubu vermiş oluyor. İçerik neydi? Yazar neyi anlatıyor sorusunun cevabıydı. Hikayenin unsurlarına baktığımızda olay hikayedeki kişilerin başından geçenler. Mesela trafik kazası oldu. Bu bir olay. Ama anlatılanlar anlatıcı. Birinci kişi ben yaptım diyorduk. Üçüncü kişi ise o yaptı diyorduk. Yer olayın geçtiği mekan. Zaman ise olayın geçtiği zaman aralığı. Şahıs ve varlık kadrosuna dikkat edeceğiz. Burada zamana dikkat edin. Mesela tan yeri ağrırken diyorsa bu bize sabah vaktini vermiş oluyor. Soru kalıplarımıza baktığımızda size olayı verecekler, zamanı verecekler, anlatıcıyı verecekler, yeri ve kişileri verecekler. Sonra bunların hepsinin kullanıldığı bir ifadeyi bize birleştirip getirecekler. Ve burada sizin dikkat etmeniz gereken şey asla ve asla anlatıcı eğer birinci kişi ise yaptım, yaptık gibi olmayan cümleleri hemen eleyin. O seçenekleri hemen hızlı bir şekilde eleyebilirsiniz. Geldik parçalı yapıya. Parça yapıda çok basit bir yöntemimiz var Tonguç Elad'ım benim. Arkadaşlar da zaten bunu biliyorlar. Oo. Şimdi birisi... En fazla soru bunlardan geliyor. Ben kafayı yemek üzereyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sonra arkadaşlar çok az kaldı. Birazdan bitiyor. Burada giriş şeyde eğer size sınavda hangi cümle başlayan birinci cümle olur? Hangi cümle başlayan ikinci olur? Hangi cümle başlayan üçüncü olur? Sorularında yapacağınız şey şu. Sınavıma yapmak. Önce giriş cümlesini bulacaksınız. Ve giriş cümlelerinde asla bu, bundan dolayı, bu nedenle, buna karşın, yalnız, ama, halbuki gibi bir ifade olmaz. Yani giriş cümlesinde bunlar olmayacağı için, buraya bak çarpı atıyorum. Bunların hiçbiri olmayacağı için kesinlikle... Bunlar kesin, ikinci cümlede olur. İkinci cümlede olabilir. Bunları eledikten sonra zaten birinci cümleyi buluyorsun ve yapabiliyorsun. Mesela bak şimdi. Numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulsa hangisi ilk cümle olur diyor. Ne yapıyordu bak taktiğimiz neydi? Hemen taktiğimizi bir kez daha geri getirmek istiyorum. Şuradan pardon. Önce giriş cümlesi buluyorduk. Ve giriş cümlesi... Hocam kaç dakika kaldı yayınımızı bitiyorsun? Arkadaşlar bir 15-20 dakika sonra bitiriyor. Bakın şimdi. İçerisinde bu tarz ifadeler olduğu cümleler giriş cümlesi olmuyordu. Biz de öncelikle giriş cümlesi buluyorduk. O zaman giriş cümlesi bulmak için içerisinde bu tarz olduğu ifadeler atıyoruz. Bak. Dünyada neler olup bittiğine bakıldığında bizdeki atölye çalışmalarına ek olarak modern masal anlatıcı derslerinin de verildiğini görüyoruz. Bak. Burası bir. Masal anlatıcı atölyeleri kapsamında yapılan bu dersler hangi dersler? Bitti bu olmaz. Bu gitmez, bu birinci cümle olmaz. Türkiye'deki bu aktarım olmaz, hangi aktarım? Öyle bir şey olmaz. Masalı masal yapan şiirsel coşkun anlatıcı. Bu grup. Bu grup. Hangi grup? Olmaz öyle bir şey. Yani sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen çıldırdın mı? Ben bir kere içerisinde... Bizim oyun mu oynuyorlar bunlara ya? Bak içerisinde... İlk cümle üçüncü cümledir hocam. Evet bu kadar basit. İçerisinde bu tarz bir ifade varsa elememiz gerekiyor. Şimdi bakın. Ülkemizde sözlü kültürü korumak için yapılan en önemli çalışmadan biri masal anlatıcı dersleridir diyor ve giriş cümlesi olduğu için bulduk. Rahatlıkla buluşuldu. Ne güzelmiş ya. Bazen de baştan ikinci sırada yer alır diyor. Şimdi bak taktiğimiz değişmiyor. Taktik yine aynı. Bak baştan birinci de olur dese, ikinci de olur dese, üçüncü olur dese ilk başta giriş cümlesini buluyoruz. Sonra onun devamını buluyoruz. Şimdi sonra onun devamını dediği için yine bakıyoruz. Bak şimdi. Giriş cümlesinde bu hızla diye olur mu Tonguç Elad'ım benim? Bazı insanlar bu hıza. Olmaz. Olmaz. Şey, bu eledim. Bu eğitimde olur mu? Olmaz. Olmaz. Söz konusuyum hangi uyum yani? Niye ben? Olmaz mı o? Olmaz. Söz konusuyum hangi uyum? Mesela şöyle bir cümle var. Söz konusuyum sorunu açmanın yolu hayat boyu eğitimden geçer. Hani ne söyledin ki daha önce? Diyorsun manyak mısın sen? Çünkü sosyal medya ne diyorsun ya? Ne dedin ki çünkü diyorsun. Bunların hiçbiri altı çizili cümlenin hiçbiri giriş cümlesi olamaz. Hangi o zaman, ilk cümle? Üçüncü cümle. Çağımızda bilim ve teknoloji çok hızlı gelişmektedir. Bu birinci cümle. Tamam. Hangisi baştan ikinci sırada yer alır diyor. Biz birinciyi bulduk diye hop diye işaretlemeyeceğiz. Çağımızda bilim ve teknoloji çok hızlı gelişmektedir. Bazı insanlar bu hızla diyor. Bak işte hızla diyerekten hızla diyorsun ve o zaman birinci cümle bizim doğru cevabımız olmuş olur. Hocam ben mi çok zekiyim yoksa sorular mı böyle lokum gibi? Sen çok zekisin Tonguç Elan'ın. Bir de hangisi anlatımın akışını bozmakta da sorular var. Burada da yine giriş cümlesi bulmaya çalışıyoruz. Yani içerisinde bu şu bu olmayan cümle. Bak şimdi hangisi akışı bozmaktadır diyor. Birinciliği geliştirmek amacıyla oynanan cerit birbirine... Okuyorsun bunu ayırabilirsin ama bir kere bu demiş mi? Bu akışı bozamaz. Veyahut da bu ceritlerin demiş mi? Bunlar akışı bozamaz. Sen diyeceksin kardeşim 2 ve 4 akışı bozamaz. Acaba 1 mi akışı bozuyor 3 mi akışı bozuyor ona bakacaksın. Birinciliği geliştirmek amacıyla oynanan cerit birbirine eşit sayıdaki atlı iki takımın mücadelesidir. Bu takımlardaki bak takımın mücadelesidir diyor bu takımlardaki diyor. Demek ki birden sonra 2 kesinlikle gelecek. Akışı bozamıyor. Yani akışı zaten buyla bağlantıyı sağlıyor. Bu kıta takımlardaki her bir oyuncunun elinde bulunan cirit kabuğu sövmüş meşe dalından yapılır. 70 ile 100 santim uzunluğundaki bu olan bu ciritleri bak bu ciritler de şuradaki ikiye de gidiyor. Bak buradaki bu takımı gösteriyor. Buradaki bu cirit de şuradaki ciriti gösteriyor. Üçüncü cümle sen kimsin ya? Sen kimsin nereden ya? Çektin? Ne biçim adamsın sen? Yani üçüncü cümle resmen net bir şekilde akışı bozuyor. Terbiyesiz. Ne diyorsun Tokmuş'um? Evet. Meşe kökleri toprağın çok derine uzanan bir ağaç türüdür. Bana ne? Bana ne sen akışı bozuyorsun diyeceğiz.
İkinci paragraf hangi cümleyle başlar sorularında yine taktiğimiz aynı. Sadece giriş cümlesini buluyoruz. Bu kadar basit. Okuyoruz cümleyi. Buraya okuyoruz, buraya okuyoruz. Eğer burada bu varsa bu giriş cümlesi olamaz. Çünkü diyorsa bu giriş cümlesi olamaz. O zaman içinde bu çünkü olmayan ifade bizim için yeni bir paragrafın giriş cümlesi olmuş oluyor. Peki metin tamamlama ya da cümle sonuna gelen sorularına ne yapacağız? Burayı dikkatli dinleyin şimdi. Eğer size gazeteci bir soru soruyor ve ardından yazar cevap veriyorsa, gazeteci bir soru sorup yazar bir cevap veriyorsa ki örnek sorularda da bunu gördük. Yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Bu yazarın verdiği cevaptaki son cümleye çok iyi odaklanın. Son cümlelerde çünkü adam söyleyeceğini söylüyor. Yani size hep sizi yormak için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şöyle yapıyor adam. Diyor ki mesela bir soru soruyor. Burayı boş bırakıyor. Sonra burada bir şeyler anlatıyor. Salata, 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 salata. Sonra bu soruyla alakalı işte bu yüzden, bu yüzden ben bu yüzden böyle yapıyorum diyor. Ya sen burada beni niye yoruyorsun kardeşim? Baştan söylesene. Baştan söylemiyor. Çünkü baştan söylersen bu soru bunun için yazılmıştır dersin. O yüzden bilhassa hangi soruya yöneliktir gibi sorularda son cümlelere dikkat edin ve doğru cevabı rahatlıkla yakalayın arkadaşlar. Anlamak için göre hangisi getirilmelidir sorularında da yine bu sefer anlamak için gelecek cümlelerde eğer çünkü diyorsa burada anlatılanların nedeni açıklayacaktır. Ama diyorsa da burada olumlu bir şey varsa olumsuza geçecektir. Olumsuz bir şey varsa olumluya geçecektir. Burada da yapısal bağlantılara dikkat etmeniz gerekiyor. Ve yine en önemlisi burada da bundan bir önceki cümleye bağlantıya yani son cümleye dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü tekrar söylüyorum. Sizi hep yormaya çalışacaklar. Size böyle la 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 anlatacak da anlatacaklar. Bir sürü şey anlatacaklar ama sonrasında son cümlede dananın kuyruğu kopacak ve bir şeyler söyleyecekler. O yüzden bu son cümleye çok çok dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Geldik buraya. Buraya dikkat etmen gerekiyor. Artık son iki sorunun gelecek kısmına geldik. Artık be. Birazdan 5-6 dakika sonra bitiyor. Herkes artık dikkatli bir şekilde dinlesin ve bitirelim. Şimdi metin türleri ve söz sanatları buradan bir soru kesin çıkacak. Söz sanatlarından bir soru çıkacak. Burada bilhassa eleştiriye dikkat etmenizi istiyorum. Burada da kişileştirme sanatına dikkat etmenizi istiyorum. Çok çok önemli Tonguç Elhanım benim. Şimdi deneme ve makaleye baktığımızda deneme okulda siz hani kompozisyon yazıyorsunuz Tonguç Elhanım. Bitiyor işte. Mu hocam artık yayınımız yeter ya. Kişisellik var, kanıtlama yok, özel cümle var, bilimsel değil yani. Kardeşlik ilişkisi yaşadığımız pek çok ilişkiden farklı özeldir. Kardeşini seçemezsiniz ama kendini seçmiş gibi seversiniz. Bak burada kendiniz kafasına denedi rahat rahat yazdı. Makale ise kesin. Kişisellik yok, kanıtlama var, özel cümle yok, bilimsel. Spor yapmıyoruz. Bunun için de her geçen gün hantallaşıyoruz. Araştırmalar Türkiye'de nüfusun %20.32'sinin hiç spor yapmadığını dolayısıyla bu anlamda... Of çok korktum. Ne yapıyorsun sen ya? Sen niye bu kadar kanıtlama ihtiyacı hissediyorsun? Niye hiç özel cümle kullanmıyorsun? Niye bilimsel... Çünkü ben makaleyi ben bilimselim diye takılacaksınız. Mesela soruya bakalım. Of soruya bak. Makale bir görüşü veya... Nefret ediyorum böyle uzun sorulardan. Hiç korkmana gerek yok. Makale bir görüşü veya düşünceyi kanıtlamak için yazılan bilimsel fikir yazılarıdır diyor. Şimdi hangisi açıklamayı örnekleyen bir metindir? Bazı işleri yapabilmek için belirli bir olgunluğa varmak lazım. Ancak o olgunluğa vardıktan sonra gücünüzün bazı işleri başarmaya yeterli olduğunu görürsünüz. İşte bunu gördüğünüz zaman bir telaştır başlar. Şimdi burada hiç makale gibi bilimsel böyle net bir fikir yazısı gördük mü? Hayır. Adam rahatça bir konu hakkında sohbet etti sanki. Merak duygusunu canlısından bir anlatım var. Havuzlu yazlığın. Öte yandan işin aslı neymiş öğrenmek için bir an önce sona ulaşmak da istemiyorsunuz. Bak yorum yapıyor ve burada eleştiri var. Bir kitabı eleştiriyor esasında. Çünkü roman bir polisi ya da psikolojik gerilim hikayesi anlatmıyor diyor. Bak burada tam bilimsel davranmadım. Ağrı Dağı mevsim kışsa başındaki beyaz şapkasını bir ihtiyar gibi çıkarak aa beyaz şapka diyor. Sen burada benzetme yapmışsın. Benzetme varsa sen mecaz yapmışsın. Mecaz yaptıysan bilimsel bir yazı olamaz ki. Bahar sektiği rengarenk kır çiçeklerinden bir demet yaparak hoş geldin evlatlar yamaçlarına. Bak burada konuşurma sanat da yapmış. Bunların hiçbiri makalede olmaz. Ama deniz seçeneği doğru cevabımız. Niye? Bak şimdi ne kadar ciddiyim. Tıptaki adı adaltonizm olan renk körlüğü genellikle doğuştan gelen bir hastalıktır. Renk körlüğünün nedeni gözdeki bazı maddelerin eksikliğidir. Kalısal sebeplerden kaynaklanabildiği gibi görmesinin... Yani net böyle ciddi bir şey gördüğünüz zaman ya sen ne iğrenç bir sesin var senin, ne kadar gıcıksın sen diyeceksiniz ve bunun makale olduğunu yakalayacaksınız. Niye? Özellik yok. Niye? Söz sanatı yok. Kişileştirme, benzetme, herhangi bir söz sanatı yok. Her şey net, bilimsel. O zaman cevabımız denizleyeceğiz. Gelelim biyografi ve otobiyografiye. Biyografi... Bir kişinin hayatını başka birisi anlatıyor. 1924 yılında bugün Romanya sınırları içinde bulunan Dobruca kentinde doğdu Kemal Karpatan. Doğdu. Başladı. Burada ise doğdum, başladım, okudum, bitirdim diye birinci kişi ağzı var. Yani burada o yaptı diyorsun, burada ise yaptım diyorsun. Otobiyografi selfie gibi yani öz çekim gibi kendini çekiyorsun. Eleştiri de çok önemli. Bakın buraya bir %100 çıkar ibaresi koymak istiyorum. Burayla alakalı zor bir soru gelirse bugünü iyi hatırlayın arkadaşlar. Bir edebiyat veya sanat eseri değerlendiriliyor. Yani işte günümüzde futbolcular iyi oynamıyor. Bu bir eleştiri değil.
futbolcuları eleştiriyorsun ama bu eleştiri yazı türü değil. Eleştiri yazı türünde mutlaka mutlaka bir kitap ya da bir sanat eseri eleştirilmesi lazım. Beyhude Ömrüm'de Anadolu'nun bağrından kopmuş bir ailenin ayrılıklarını tanık ediyoruz. Bak, Beyhude Ömrüm kitabını, Beyhude Ömrüm eserini tanıtıyor. Sohbette karşılıklı konuşması var. Soru cümleleri kullanılır. Samimi havada yazılıyor. Hoşgör olmak ne demektir ya? Boşgör olmak düşüncelere boş ver diye aldırış etmemek değildir. Böyle bir ilgisizlik insana yakışmaz. Hoşgör olmak senelerlere dikkatli dinleyip tarafsız bir görüş inceledikten sonra yargı aramaktır. Haksız mıyım? Yani adam rahat rahat sohbet ediyor. Günlükte mutlaka günü günden not alınıyor ve birinci kişi ağzı kullanılıyor. Bugün uyanır uyanmaz hızla hazırlanıp evden çıktım. Üniversiteye kaydolacağım için çok heyecanlıyım diye net bir şekilde günlüğüne not tutmuş. Anı ise yaşanmış olaylar üzerinden zaman geçtikten sonra yani günü gününe değil sonra anlatılıyor. Eskiden, bak günlük değil, her yaz saatinde Yalova'ya giderdik. Dedem feribottan indiğimizde bastonu ve fötr şapkasıyla bizi karşılar diye geçmişten bahsediyorum. Masallar bir tekerlemeyle başlıyor. Bana masal anlatmayın, yeter artık. Anlatmak zorundayım, sınavda çıkıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Eski zamanlarda ormanda iki yılan yaşarmış diye olağanüstü hayali kahramanlarla ders verme amacı var. Fabullarda da yine hayvanlar konuşuyor, insanlara ders verme amacı var. Ama masallar hep mutlu sonla bitiyor ve sonunda onlar çıktı, onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine diye bir mutlu son oluyor. Fabullarda ise genellikle böyle işte karga anlıyor yanlış yaptığını, tilki yanlış yaptığını anlıyor. Biraz daha öğüt verici, biraz daha üzüntülü bir sonla bitiyor. Fıkra ise sakın Nasrettin Hoca fıkrası ve komik fıkralarla karıştırma. Bu gazetelerdeki güncel olayların yorumlandığı konular. Şu an bütün dünya korkunç zor bir dönem yaşıyor ama virüsün faydaları da olmadı değil. Bak virüsle alakalı güncel bir konu ve şurası çok önemli Tonguç Helal'de benim. Bu makaleyle karıştırma karışmaz. Çünkü fıkrada özellik var. Kanıtlama yok. Kanıt yok. Böyle kanıt falan yok. Rahat rahat atabilirsin yani. Gezi yazısına baktığımızda gezilip gören yerler anlatılıyor. Yolumuz bu sefer de Samsun'a düştü. Yemyeşil dağlardan gelen nehirleri denize buluşturan Samsun'daki doğal mücevherler saymakla bitmiyor diyerekten Samsun'un gezilen gören yerlerini anlatıyor. Aynı Evliya Çelebi gibi. Bize sınavda ne diyecek? Hangisi olaya dayalı bir metin türünden alınmamıştır diyecek. Masallar, fabullar olaya dayalı ama diğerleri düşünce yazıları. Açıklama göre hangisi, hatta şurada bir kez daha şuradan da göstermek istiyorum Tomuş Helal'e benim. Şurası nerede? Şunu alalım. Masal, fabul. Nerede? Girişimiz nerede? Burası. Burası. Ha, şurada bak. Hikaye olaya dayalı. Masal olaya dayalı, fabul olaya dayalı. Bak buraya yazıyorum. Bunlar olaya dayalı. Anı günlük yazısı, bunlarda olay yok. Hocam emek karşılığı like atın lütfen. Deneme makale, düşüneceğiz. Bak bunlar, şunların hepsi düşünce yazısı. Bunlarda olay yok. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Hangisi eleştiri metin türden alınmıştır diyor. Bakın bunu sordular örnek sorularda. Zor bir soruydu. O kadar zor bir soruydu ki kendileri bile hata yaptılar. Dedik ya burada hata olmuş olabilir, dikkat edelim. Niye? Çünkü eleştiri yazı türü diyorsa illaki bir eser, illaki bir kitap eleştirilmesi lazım. Yani işte koronavirüse karşı insanlar hiç dikkatli davranmıyor. Bu bir eleştiri gibi ama bu eleştiri yazı türü değil. Deneme bir konu üzerine yazarın kesin yargına varmadan kabul amacı gütmeden kişisel görüşen ifade ettiği yazı türüdür. Bu açıklamaya göre diyerekten soruyu sorabiliyor. Geldik son kısmımıza, artık oh be, bitiriyoruz. Gerçekten yoruldum. Teşbih, benzetme buradan da mutlaka sınavda %100 çıkacak gibi kadar adeta sanki andırıyor derse burada benzetme var. Bazı insanlar pergel gibidir. Hayatları boyunca döner dururlar diyor. Ben de cetvel gibiyim. İntakt konuşulmaya geçmeden önce şurada şeyi göstermek istiyorum. Özür dilerim. Teşhisi göstermek istiyorum. İnsan dışındaki varlıklara insana ait özellikler veriliyor. Mesela kalemler bugün çok yorgundu. Niye yoruluyor kalem? Niye yorgunuz? Kalem yorgun olmaz ki, insan değil. Veyahut da yeşil erik kayısıyı görünce sinirlendi. Yeşil erikli kayısı verebilir misin Tonguç Helal'de benim? Eliniz ağırmış, o yüzden mi hocam? Evet, eli ağır olduğu için herhalde beni taşımaktan yoruldu. Mesela şöyle bakalım. Yeşil erik kayısıyı görünce sinirlendi. Ya erik kayısıyı görünce... Hocam kayısı mı kayısı mı lütfen rica ediyorum. Kayısı. Yani şimdi böyle bir sinirlenme olabilir. Mesela şöyle kayısı düşün. Şöyle sinirleniyor. Kaşları böyle atmış. Böyle sinirleniyor. Ne yapıyorsun sen? Falan. Böyle bir hayali bir şey. Yani burada ben kayısıyım. Ben kayısı değilim. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla burada biz diyoruz ki insan olmayan bir varlığa insana özgü özellik verilmiş. Burada kişileştirme vardır diyoruz. Japon kayısısı. Japon kayısısı. Sinjitsu. Tezata bak. Kayısı da şeymiş ya. Nedir onun adı? Hocam tadınız geldi. Güzel geldi. Size kısmet edilmiş. Islak mendil ver de elim kirlenmesin. Kağıdı kirletmeyeyim. Tezat, zıtlık. Tezıt yani esasında. Hüzün ve neşe birbirine zıt olmuş oluyor Tonguç Helal Bey. İntak ise konuşturma. İnsan dışındaki varlıklar konuşuyor. Mesela efendim hocam? Hayır, öyle değil. Mesela Kaysi'yi insanlaştırmıştık ya. Kaysi eriye dedi ki, baba selamun aleyküm. Erik de cevap verdi. Aleyküm selam. Bak bunlar kendi aralarını konuşuyorsa biz buna intak diyoruz. Mesela dal bir gün dedi ki tomurcuğuna, tenimde bir yara işler gibisin. İşte bu bir intak konuşulma. Mübalağa ise en çok yaptığımız şey bir şeyi olduğundan çok büyük ya da küçük göstermek. Abartma. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır.
Bugün posta günü, canım sıkılır. Ya abartıyorsun diyoruz. LGS konuları 1,5 saatte biter. Bitti. Abartma, mübalağa yapmayın hocam ya. Soru kalıplarımız yine aynı şekilde. Mübalağa, tezat ve konuşmayı verdikten sonra hangisi verilmemiştir diyecek. Zıtlıkla alakalı sorular verecek. Veyahut da işte tüm zelerin sonunda ses benzerliği vardır. Bir varlık başka bir varlığa benzetilmiştir. Bütün zelerin hece sayıları eşittir diyerekten. İçerisinde söz sanatının olduğu bir anlam bilgi sorusu soracak. Evet, ödüllü sorumuza geldik. Türkçe dersinde sınıfın yıldızı bendim demişsin. Doğru olabilir, olmayabilir bilmiyorum ama bu söz gerçek mi, mecaz mı, bunu soruyoruz. Ve Türkçe ile alakalı başka istekleriniz varsa yorumları bekliyoruz. Arkadaşlar, sizin Türkçe'de netlerinizi artıracak en önemli şeyin de deneme çözmek olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bunları buradan Tonguç Mağaza linkine tıklayarak alabilirsiniz. Sizlere sınavınıza şimdiden başarılar diyoruz. İnşallah Türkçe'de, LGS'de hiçbir soruyu boş bırakmaz, hiçbir soruyu yanlış yapmazsınız. Hadi bakalım, kendinize bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.